Markanın en afillisi, sorunun en efendisi. Her gece stüdyoda burada laf çok yayında. Sevgili seyirciler, burada Laf Çok'a hoş geldiniz. CNN Türk ekranlarındayız. 22 saattir burada değildik. Bakalım neler olmuş. Programımızın bitmesinin üzerinden 22 saat geçti. Peki bu 22 saatte neler oldu? Uzmanlara göre sık sık tekrarlanan ve geçmeyen gripin sebebi atkılarımız olabilirmiş. Facebook'un patronu Mark Zuckerberg, servetinin %99'unu yani 45 milyar dolarını hayır işlerine bağışlayacakmış. Barcelona'nın sezon başı transfer ettiği Arda Turan 2016'da ilk maçta da forma giyemeyecekmiş. Katar ile Türkiye arasında artık vizeler kaldırılmış. Ve Amerika'da akşam saatlerinde bir saldırı oldu. Zaten alt tarafta son dakika yazısı olarak izliyorsunuz onu. Birbirinden değerli konuklarım var. Dolayısıyla bekletmeyeyim sizi. Burada Laf Çok an itibariyle başladı. Evlerinde ayaklarını uzatmış bizi izleyen izleyicilerimiz, radyolarında bizi dinleyen dinleyicilerimiz, puslu bir Burda Laf Çok başladı. İşte bu gecenin konukları: Ayla Algan, duayen oyuncu, yorumcu, eğitmen, devlet sanatçısı unvanlı, müzik ve tiyatroyu iç içe yaşayan, tiyatroda Hamlet rolünü oynayan dünyadaki sayılı kadın oyunculardan biri olan, şu anda dizi ve filmlerde rol almakla birlikte rol alacak oyuncuları yetiştiren Ayla Algan, kendisi hakkında merak edilenleri cevaplamak üzere konuğumuz oluyor. Ertan Saban, oyuncu. Aslen Makedonyalı olan, Türkiye'ye geldiği gibi dizilerde yer bulan, şu zamana kadar 13 dizi ve 10 film projesinde yer alan Ertan Saban, vadiye nasıl gölge gibi çöktüğünü anlatmak üzere konuğumuz oluyor. Defne Samyeli, oyuncu. Yani sadece oyuncu dediğime bakmayın tabii ki. Eski manken, haber spikeri, yorumculuk, köşe yazarlığı, kısacası 10 parmağında 10 marifet bulunan Defne Samyeli, vadide işlerin nasıl gittiğini anlatmak üzere konuğumuz oluyor. Görkem Sevindik, oyuncu. Eğitimini Adana'da tamamlayan fakat içindeki oyunculuk aşkıyla İstanbul'a gelen ve eğitimine devam eden, tiyatro oyunlarında rol alan, Best Model of Turkey yarışmasına giren fakat oyunculuğa tekrar geri dönerek vadiye giren Görkem Sevindik, kendisi hakkında merak edilenleri cevaplamak üzere konuğumuz oluyor. Burada Laf Çok kısa bir reklam arasından sonra devam edecek. Kahkahanın en afillisi, sohbetin en sevimlisi, konuğun en samimisine tanık olduğunuz Burda Laf Çok'ta yarın akşam. Taklitleri ve esprileriyle kahkahası bol isim İsmail Baki Tuncer, aşk ve ilişkiler üzerine merak edilenleri yanıtlamak üzere Evelina Ivanova, samimi kişiliği ve sohbetiyle özlenen isim Mehtap Yılmaz ve Türkiye'deki hayran kitlesi her gün artan Bulgaristan'ın sevilen şarkıcısı Aziz. Burda Laf Çok, pazartesiden perşembeye CNN Türk ekranlarında. Burda Laf Çok. Burda Laf Çok. O da geldi. Bu da geldi. Şu da geldi. Bu da geldi. O da geldi. Bu da geldi. Şu da geldi. Bu da geldi. O da geldi. Bu da geldi. Şu da geldi. Bu da geldi. O da geldi. Bu da geldi. Şu da geldi. Bu da geldi. O da geldi. Bu da geldi. Şu da geldi. Bu da geldi. O da geldi. Bu da geldi. Şu da geldi. Bu da geldi. Ben Burda Laf Çok'a hoş geldiniz. Haftanın tam daha ortasındayız. Birbirinden değerli ustalarımızı ağırlayacağız. Ya ustalar derken bir baş usta var burada mesela. Ayla Algan, hoş geldiniz. Yaşlı desene. Olur usta mu? Usta ama ya ustadır maşallah. Nazar boncuğunuz on numara. Ya üzeriniz, bu, evet. Üzerinizdeki bluzu da siz mi yaptınız? Sokaktaki çingene kızlar takıyor. Ne güzel bir şey ya. Onların taktikleri. Ve bedava. Para da almıyorlar. En samimi o.
O yüzden hiç nazar mazar falan değmez. Evet. Maşallah. Ben sizi en son 2 sene önce Bursa'da bırakmıştım. Kaliteli evet. insan ödülü almıştık. Farkında. Evet. O kalite kontrol müydü? Tabii kalite. Yani kimi itiyorduk abi? Elektrik düğmesi şeyle kontrol kalemiyle bize bakıyorlardı. Ha, tamam kalite tamam. tamamdı. Veriyorlardı. Hocam efsane orada bir söyleşi yapmıştınız. Sağ ben ol hala, sen de öyle çok iyiydi. Ben sadece işte ben yancıyım oraletçiyim. Yani oraletçi olarak. Bu akşam yine öyleyiz. Ayla Algan'ı ağırlıyoruz ve mutluyuz. Ertan Saban. Bireysel olarak burada böyle çok fazla fikir belirtmem ama hastası olduğum abilerden bir tanesi kendisi. Ertan'cığım hoş geldin ya. Hoş bulduk. Valla büyük bir zevkle ağırlıyorum seni. Sen zamanında Makedonya'da beni ağırlamıştın. Bak görüyor musun? Dünya küçük ben de şimdi seni ağırlıyorum burada. Ya. Ödeşmiş olduk. Defne Samyeli kendisini anlatmama gerek yok galiba. Bir hüzünlü ayrılmıştık kendisiyle. Bakalım kucaklaşarak barışabilecek miyiz? Niye yüzünü ayrıldık? Ya öyle işte, hikaye öyle şeyde havada son bulmuştu ya. Ha tamam süper. Tamam. Aramızda kal. Tamam. Evet Defne Samyeli bizimle birlikte. O da mesleğimizin hem haberciliğin duayenlerinden hem de müthiş bir oyuncu. Son zamanlarda özellikle Wang Yu, Jackie Chan ve efendime söyleyeyim Bruce Lee'nin halt ettiği bir şeyden geliyor. O müthiş bir koreografi var birazdan göstereceğiz. Evet. Öyle aksiyon sahnesi yok. Türkiye'de daha çekilmedi. İnşallah hani sen başlattın. Bereketli senden artık devam eder diye düşünüyoruz. Görkem Sevindik bizimle birlikte. Biz onu pusat olarak tanısak da Görkem hakikaten görkemli bir dostumuz geldi. Bize şeref verdi. Adanalısın sen. Adanalıyım. Yani şeyde eğitimde oradan geçti. Orada geçti yani eğitim hayatı. Bir süre orada geçti. Sonra burada Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne geldim. Hı hı. Onun devamında Pana'nın akademi kamera önü eğitimi vardı. Eyvallah ha. Orada devam ettim. Oradan sonra da kendimizi bir anda dizide bulduk. Dizide atıverdiler seni oraya. Demek aynen ki başarılı öyle bir öğrenciymişsin. Yalnız şöyle bir hikaye var. Mesela Adana toprakları, özellikle Çukurova toprakları oyuncu ve sanatçı, yorumcu konusunda acayip bereketli. Camiada evet çok Adanalı var. Topçu, popçu, sanatçı. Baya var özellikle yani. Dizi sektöründeki yani kafa rollerinin hepsi bakıyoruz. Hepsi Adanalı. Çocuklar aslan gibi böyle boylu postu çocuklar falan. Dilerim sonun hepsine benzer. İnşallah. Yani inşallah. İnşallah. Yani amacımız burada, o. Burada da fena değilsin. Burada da başlarsın. İyi gidiyor, güzel gidiyor. Evet yani Ayla Algan hocamız biliyorsunuz Ali Yedisi'nde şu anda başrolde oynuyor. Ertan Saban Elveda Rumeli'de oynuyor. 10 yıl oldu. Defne Samyeli babam sınıfta kaldı. Başrol oyuncusu. Evet Kurtlar Vahşi Pusu güzel ekibi. Ama onun çok güzel bir hocası vardı Adana'da. Konservatuvarda Azerbaycanlı. Moskova Art Theater'dan gelme. Neydi ismi? Ben orada değilim. Burada direkt ben buradaki Müjdat Gezen'deydim ben. Adana. Hayır, hocam tanışamadık Azerbaycan'da. Adana Konservatuvarı'nı okumadın mı? Yok yok. Ne ay çık dışarı. Çık dışarı o zaman ben gideceğim zaten heyecanlıydım. Müjdat bizim çocuğumuz tabii iyi olacak. Hani. Eyvallah. Müjdat Gezen'den Müjdat Gezen'de sağ olsun. Tabii. Yani gerçekten hem sektöre çok iyi oyuncular yetiştirdi tabii, hem de gerçekten oyuncular tabii yetiştirdi. Hocam kendi sizin devam ediyor değil mi eğitimleriniz? Devam ediyor. Çok enteresan. Kaç senedir eğitim veriyoruz mesela? Epey. Yani ben emekli olduktan sonra ben sinemayı çok sevmiyordum biliyorsun. Eyvallah. Yani ama aktör stüdyolu olunca New York'tan öğrendiğimiz böyle metot oyuncu dedikleri. Şimdi mesela hep subtext. Ne yapıyorsun? Ne hissediyorsun? Neredesin? Şimdi Eric Morris aldı onu götürüyor. O da öyle. Aktör stüdyodandı bizim devreden. Sonra bir bunalım geçiriyor adam. Sonradan kendi yöntemini yapıyor bu. Alt benlere dönüyor. Hani rol değiştirince otomatikman sen yapıyorsun be. Ha. Sen harika yapıyorsun o da. Bu da yöntem yapmış para kazanıyor adam. Hocam, 3000 dolar dersin. Goy goy da diyebilir miyiz buna? Bir goy goy yiyor. Sen yaparsın be. Çok iyisin orada. Hissetmek, duygulanmak filan gibi. Eyvallah. Kimler vardı sizin döneminizde? Al Pacino, De Niro filan? Yok Al Pacino olur mu? Ben Actor Studio'nun neredeyse Lee Strasberg'tü benim hocam. İlk hocam kuran yani. Aha. 56. Yenilerden mi çıkartamadım. Hepsi. Yenilerden olduğu için. O Lee Strasberg, Elia Kazan, Joshua Logan. Çok sinemacı vardı. Çünkü Stanislavski'nin ilk dönemini değil de daha sonraki, daha hayattaki gibi oyna. Eyvallah. Aldıkları için. Şimdi mesela Marlon Brando bitirmişti biz başladığımız zaman. Vakıf gibiydi zaten orası. Mesela bitiren gidiyordu. Sonra alt benlerini değiştirsin diye. Şey geliyordu gene. Hoca tutuyordu. Joshua Logan Sayanora'yı çekmişti o sırada. şeyle beraber. O da bir kültür müdür? Marlon Brando ile evet. Dolayısıyla biz matrak geçiyorduk. Çünkü onu getirdikçe biz de bedava derse giriyorduk.
Onun parasını ödediği hocanın. Oo, eyvallah. Tam vakıf gibi. Öyle vakıf gibi yani. Hani bir önceki bir sonrakini ödüyor. Sonra güzel imece sistemi. İlkleri koyuyor filan. Peki bir şey söyleyeyim. Siz nasıl girdiniz ki o işe yani? Geri koca girdik. Geri Grant benim amcamın oğluydu filan. Koca girdik Beklan'la. Ama o oyuncu olmak istemiyordu şekerim. O çok yakışıklıydı Beklan. O rejisör. İlle rejisör. Ya ama bir şey söyleyeyim. Yani hakikaten de hani Yunan heykelleri gibi adam deriz ya. Evet. Beklan Algan öyle bir adam. Yani. Ama tiyatroya tabii çok katkısı oldu yani. Gelenekseli alıp modernize ederek... Ondan sonra dans tiyatrosunun ilk adımlarını atarak hem konuşuyor hem dans, beden, zihin beden diyoruz artık ona. O tip eğitimleri de koyduk. Şimdi bizim bir dünya sinemasının uzun bir dönem sarışınlara yaklaşımı şudur. A, vamp kadın, B, kötü kadın. Evet. Ama siz galiba Yeşilçam'daki o algıyı da yıkanlardan ilkisiniz. Yani böyle sapsarı, çok tatlı böyle. Benim hep öyleydi. Güneş görünce biraz daha sararıyor. Ama müthiş bir şey. Yani. Ya öyle bir şey var. Böyle bir zaman kapsülüne binelim sizinle. Birlikte inelim. Buyurun Ayla Algan'a şöyle bir hatırlayalım hep birlikte. Muhtemelen bu filmlerin hiçbirini kaçırmamışsınızdır ama biz yine hatırlayalım. Bir de filmleri mi göstereceğim? Tabii canım. Aşk olsun buraya. Estağfurullah buyurun. Çakamak ederken oğlan pervane oluyormuş sana. Boş ver tayyar ol sene çıkar kıl kuyruğun bire. Kıl kuyruğuna ne bakıyorsun sen be? Parasına bak, parasına. İster misin gelin gidesin o eve ha? Yok be. Sen çok olmaya başladın ama. Ne olur bir tanecik. Artık seninle uğraşamam. İki saat sonra gidiyorsun. Yeni sahiplerinden istersin. Bakalım sana zehir yetiştirebilecekler mi? Ben sana kaç kere söyledim. Geçmişinde bu kadar yaralar taşıyan adamdan koca olmaz diye. Demedim mi? Hayatımda hiç bu kadar ağır söz işitmedim onun. Beni kovmaktan beter etti yavrum. Ha ben gelmeseymişim belki Şehrazat'la evlenmeyecekmişsin. Yok kızıl olmamış, sarı güzel. Sarı vallahi fena değil. O bin bir gecede hayır şimdi saçma. Böyle bakma örgülerle geziyorum. Ha, şimdi maşa yapamıyorum. Eyvallah. Söyleyebilir miyim Kurtlar Vadisi'ndeyim tabii diye. Ne bileyim ben. Kusunu da ekleyebilirsiniz. Kusun var. Onun için saçımı da yıkamıyorum. Bak çekimim var. Boyamı yapamadım. Eras'la yapsak onu bir kurtulsak onlar ne yıkamıyorlar ya. Ne yapayım abi. Aynen. Pazar günü çekimim var. Aynı bölüm içinde olunca. Devamladım. Bunları örüyorum. Bak bunları böyle... Örüyorum. Of. Örüyorum, sonra açıyorum ve katiyen söylüyorum kızlara, saçınızı zedelemeyin, böyle yapmak kıvırcık oluyor. Yoksa biliyorsun benim pırasa gibiydi saçları. Biliyorum hocam da ya bildiğiniz bayağı hani bak kuaförlük network'ünde aldık yani. Oyunculuk ve kuaförlük network'ünde. Bak annem ne derdi biliyor musun? Ne derdi? Kuaförle koca sık sık değiştirilmez. Çünkü boyanı biliyor bilmem. Bir de derdi ki aman yenisini ne yapacaksın eskisine benzeteceksin diyordu. Ha siz benzeteceksiniz. Anlattım nasıl hocam, kıvırcık güzel oldu, yapıyorum. Vallahi güzel oldu bir anlık. Böyle açıyorum kıvırcık oluyor. Oo çılgın maşa çekti hocam canlı yayında. Tamam yeter vallahi çılgın yeter çekti. Yeter artık. Ertan Saban Kurtlar Vadisi'ne böyle hani ne diyelim gökten böyle zembille inen adamlar var. Bir gölge gibi çöktün abi. Kabul etmek lazım ki. Şimdi senin Türk izleyicisi elbette Makedonya'dan tanıdı. Elveda Rumeli ile birlikte tanıdı ve müthiş orada acayip bir karakter vardı ki anlatmakla olmaz. Biraz gösterelim. Onun üzerinden konuşacağız bundan sonra. Gösterelim lütfen. Biraz da biz de nostalji yapmış oluruz. Şimdi beni çok iyi dinle Zarif. Dünyadaki okunmuşların yarısı senin kadar akıllı olsaydı bu dünya çok daha güzel olacaktı. Sen dünyada tanıdığım en akıllı kızsın. Ailenizden peşin teker teker adlarını yazacaksınız. Ondan sonra ügrendiğiniz kelimelerle onları tarif edeceksiniz. Anladınız mı? Anladım. 500 sene doğru. 500 sene az değil. Bu topraklarda Türkler, Bulgarlar, Makedonlar, Arnavutlar hep beraber kardeş gibi yaşadık. Kime karşı mücadele vereceksin? Kimi isteysen öldüresin. Şimdi gelelim abi sana. Çocuklukta tiyatro binalarından çok korkarmışsın. Oysa ki ben manastıra geldiğimde o tiyatro binası çok görkemliydi, hoştu yani. Öyle mi, doğru mudur o şey? Gri bina.
Gri binalar. Gri binalar, evet. Gri ama içine girince böyle çok görkemli eski gelen şeyler. Tito Yugoslavya'sında özellikle. Ha, dışarıdan sonra bakınca korkuyorsun o zaman. Bütün binalar, enstitüler gri olduğu için. Küçüklükten gelen öyle bir şey vardı. Ta ki ilk oyuna girene kadar John People Folks. Yani ve o çok korktuğumu hatırlıyorum. Yani bir daha hocam gitmeyelim buraya falan. Getirmeyin beni buraya. Sonra 19 yaşında tekrardan gittim Budala'ya. İdiota yani. Baya bir şey ara verdin ve 19 yaşında. Evet, o da mecburen. Babam otomotifle uğraştığı için dedi bu anahtarı bir arkadaşıma götürür müsün, tiyatrocu. Anahtarı teslim et. Arabasını alsın adam. Ya dedim tiyatroya gitmeyeyim ben yani. Şeyde vereyim anahtarı. Tam girmeden önce oyuna Naci abi dedi. Naci abi dedim anahtar. Sen bir oyunu izle dedi ya. Abi dedim yani 3 saat şimdi yani bu oyun öyle uzun. İzle izle. Oradaki Mişkin'in yaptıklarını hiç hala bugüne kadar anlayamıyorum. En ağır oyunu izle demiş. Çocuklar nasıl bir tuhaf bir şey yapıyordu. Vücuduyla enteresan. Şimdiki yani retrospektif yapıyorum. Yani tuhaf bir şeyler yapıyordu bedensel olarak. Ve çok merak ettim. Bir insan bunu niye yapar ya kendine? Diye oyun bittikten sonra anahtarını neredeyse hani neredeyse değil vermediğimi hatırlıyorum. Sen dedi gel buraya ya. Gel gel. Sonra birkaç hafta daha gittim ve rahmetli Mehmet Ulusoy geldi. Onun asistanı olarak başladım. Mehmet Hoca'nın asistanı olarak başladın? Nerede başladın Mehmet? Üsküp'te. Üsküp Makedonya sonra... ne koydunuz orada? Ben hep Fransa'da oynadım. Ben de Fransa'daki oyunlarında sonra hep asistanıydım. Teatro Liberté'de, Teatro Tarhun'da. Biliyorum da hangisinde ben Orta Direği oynadım. Orta Direği'de anahtar getiren çocuk işte. Robespierre Revolt. Işıl Kasapoğlu, Işıl Hoca. Hı-hı. Üsküp'teki oyunu Robespierre R.R.R.'ydi. Robespierre Revolt. Robespierre Revolt. Revolt. Ondan sonra İstanbul'da Georges Dandin'i koyduk. Kibarlık Budalası. Molière ya da Kibarlık Budalası. Ve sonra İstanbul'a geldik bir ara. Burada da Voysey'i koyduk. Voysey'i koyduk. Şehir tiyatrosunda mıydın sen? Ben emekliydim o zaman. Şehir tiyatrosundaydım. Murat Garibaoğlu. Canım Murat Garibaoğlu. Ya bak şimdi gördünüz mü ya? Aynı sette bir araya gelemiyorlar. Biz burada. Şöyle de bir anım var. Ayla Hoca bunu hatırlamayabilir ama şimdi söyleyince hatırlayacak. Sene... Aile hocam 2000 çok daha önce 98 olabilir. Aşk Hastası Ohri'de provadaydınız. Tabii Murat Kenan Daltaban Işık Kenan Işık. Kenan Işık gelmedi. Provayı ben almıştım. Evet problem olmuştu. Bir de Sufi oynuyordu. Kiliseye Sufi oyunu. Kiliseye evet. Girmekle ilgili arkadaki gaydınız evet. Bendim. Ah canınız. Haydi bakalım. Yıllar ya. Sonra böyle oldu. Evet. Bak, ve bunu yıllar sonra yani. İtiraf etti. Gördüm. Yıllar sonra. Makedonya'da herhangi bir tiyatronun şeyi miydi? Yani? Evet. Üsküp Türk Halklar Tiyatrosu. Makedon Tiyatrosu. Ama Yugoslavya çapında da hani gidiyorduk. Yani dolaşıyorduk orada. Eski Yugoslavya'dan şeyler değişmiş olsa da kültürel, ekonomik anlamda değişmedi evet. Yani Yugoslavya'ya baktığınızda tiyatro, eyvallah. Sanat anlamında. Mesela evet. Türkiye'de Elveda Rumeli şive kullanılıp hiç sıkıntı yaratmadan izlenen evet. Ve birinci olan evet. ilk diziydi. Evet, evet. Yani çünkü şive kullanmaya da gerek yok. Adamlar gerçekten Makedon'du yani. Evet, çoğunluk ağırlıklı evet. Olarak Makedon ama biz hani bu kadar evet, şey evet. Ve ondan sonra bende bir Balkan sevgisi hasıl oldu. Ben evet. Sürekli hani gidip gelmeye başladım. Bu adamlar sevdirdi beni. Evet. Sevilmeyecek ve adam mı? Biliyor musunuz onlardır ki şimdi hep her şeyi Rusça konuşturuyorlardı. Eğitim öyleydi. Bunlar da sadece tiyatroda Türkçe konuşabilirsiniz dediler. Ve o sayede Türk dili yaşamış oldu. Çünkü bunlar evliliklerini, sünnetlerini, diş buğdaylarını hepsini tiyatroda yapıyordu ki Türkçe olsun diye. Çok etkisi. Yani onların çocuklarının bunu bilmiyordum. Uzun zaman yaşaması Türkçenin tiyatrodur. Doğru. Bak yani. Frankfurt'ta da öyle bir tane var. O da 13 sene. Türkçe tiyatro yapıyor. Frankfurt'ta Türkçe yaptırıyorlar. Evet. Güzel yani dili yaşatan şey tiyatro diyebiliriz tabii, Avrupa'da. Tabii. Güzel gaykeydi. Yani eğlenceleri değil tiyatro onu demek istiyorum bazı insanlara. O kapak alındı. Şimdi başka bir şey kaçalım. Defne hoş geldin Kurtlar Vadisi'ne. Aferin. Ya girişte tabii böyle bir
kaygılandım seni izlerken. Çünkü hani benim yıllardır biz izleyiciyi alıştırdığın Defne'nin, o haber masasındaki Defne zaten bir oyuncu olarak kendisini göstermişti başka birisi ama şimdi o oyuncu da romantik bir kadındı yani. Evet. O kadından başka bir şeye yani kedi kadın, Lara Croft, efendim bilmem ne, hepsinin böyle füzyonu acayip bir şeye dönüştü. Anam dedim, o bizim Defne mi? Ne oldu? Ya arada nereye, Uzak Doğu'ya gidip mi geldin? Ne oldu ya? Hayır. Aksiyon filmlerine bayılıyorum. Eyvallah. Ve en büyük hayallerimden biri benim bir ajan canlandırmaktı. Ama bu benim bayağı çocukluk hayalim. Bir de dövüş sporlarına da merakım vardı ve hep bir vesile olsun, ben bunları öğreneyim, çalışayım istiyordum. Fakat daha önceki hayatımda ailem pek desteklemedi bu kararımı. Çünkü sen başına iş açarsın şimdi, hani judo, tekvando falan. Şimdi gidersin iki adam döversin, oradan başımıza bela olduk. Yani. Aynen. Sonra Necati Şaşmaz Kurtlar Vadisi Pusu'nun kadrosuna beni katmak istediği zaman ilk yaptığımız konuşmada arzu eder misiniz dedi. Ben bayılırım dedim yani. Kurtlar Vadisi Pusu sadece şampiyon bir dizi değil. Dünya üzerinde 55 milyon IP yani 55 milyon cihaza ulaşıyor. Ondan kaç ne kişi izliyorsa. Ya, 55 milyon. YouTube'da bir ayda izlenme rakamı yani 182 milyon bir aylık maşallah izlenmesi, tıklanması. Bu kadar büyük bir fenomen. Bunun bir parçası olmak benim için gerçekten çok heyecan verici bir şeydi. Hatta bunun için programımı değiştirdim. Ben aslında Los Angeles'a gidecektim. Kalmaya karar verdim. Necati Şaşmaz sonra bana ama dedi, karakter dedi, sert maskülen bir karakter. Boyun kırma ve dövüş olacak dedi. Yani bunu arzu eder misiniz dedi. Ben bayılırım dedim. Ya senin içinden ne çıkmış ya? Benim içimde yıllardır. Biz buna haber etkisi diyoruz biliyorsun yani. Olabilir. O kadar çok geldi Türkiye'de. Yani belki de böyle bir maskülen tarafı keşfetmeye hazır olduğum bir dönemdi. Gerçekten büyük keyif alıyorum. Yoğun dövüş derslerine başladım ondan sonra. O derslere kadar hayatımda kimseye tokat bile atmamıştım. Ama yani işin keyfine vardıktan sonra şimdi sık sık gidiyorum daha. Hocan kim yani bu dövüş sanatlarını öğrendiğin kimdir? Bir özel bir dublör ekibimiz var. Tamam. Yani işte, Rüzgar Fight Club. Onlar zaten bütün dizilere böyle bir dayak yemeği, destek veriyorlar. Dayak atmayı çok iyi bilen adamlar. En önemlisi bunu kamera önünde yapmayı öğreniyorsun. Yani normalde sokağa çıkıp adam dövmek değil bizim olayımız zaten. Ben tekvando dersi bir yandan alıyorum. Onun için işte hoca arıyorsun falan filan, kickbox. Ama önemli olan bunu işte kamera karşısında karşındaki oyuncuya zarar vermeden ve sen de zarar görmeden yapabilmek. Doğru işte diyorsun. Bunun işte saçını çekerken işte yerde sürükleyecekler. Yumruk alabileceksin. Yere doğru düzgün düşebileceksin falan. Bunlar bana tabii çok inanılmaz geliyor. Arkadaşlarımla da zaman zaman paylaşıyorum. Tabii yeni bir alana girdiğim için öğrenecek çok şey var. Büyük bir heyecanla hepsini atladım yani. Ne o var? Bir özgüven yaratıyor mu insanda öğrendikten sonra mesela bazı teknikleri? Selamun aleyküm agalar, bir olay var mı çözmeye geldik diye. Sanırım hayatta öğrendiğimiz her şey harcımıza bir şey katıyor, hamurumuza. Dediğin çok doğru. Hemen bir kabadayılık hali içeri siniyor yani. Sanki öyle bir virüs gibi içeri giriyor. Duruşum değişti. Geçenlerde dövüş dersinden çıktıktan sonra Fatih'te bir yerdeyim. Üzerimde işte tight'ım var, tişörtüm var, saçım toplu. Elimde boks eldivenleri. Ama etrafta pek Türkçe konuşulmuyor. Orası çok yabancı turistin olduğu bir alan. Bayağı evet. Ama turistik gezi için gelmemişler yani. Bayağı çok tekinsiz bir yerde, öyle söyleyeyim ben sana. Yerleşik düzenli yabancı turistler diyelim öyle. Yerleşik şimdi, düzene geçmişler. Kadın halimle elimde de cep telefonu var. Önce onu böyle cebime koydum falan. Elimde boks eldivenleri. Etrafıma baktım. Yani burada pek güvende değilim gibi hissettim. Arabam gelmemişti. Ondan sonra baktım bir grup beni tanıdı. Kurtlar Vadisi'ndeki kız değil mi bu dediler. Buna da şaşırdım. Hani tanınırlık oranım yüksek diye biliyorum da Kurtlar Vadisi'ndeki kız. Kız olarak ilk kez. İlginç geldi. Baktım madem beni öyle tanıdılar, bir anda baktım karakterim beni ele geçirdi. Ben bir anda Asya oluverdim. Ve boks eldivenlerinin de elimde olmasından da güç alarak. Böyle bir güven hissi geldi. Sanki zaten oradakileri ben dövermişim hali. Şimdi abileri de yalancı çıkarmayalım. Hazır ödemişlerken değil mi? Allah var mı beyler şey aranızda kaşınan falan diye. Ama bu ilginç bir şey. Yani içine bir yerden giriyor sanki. O bir şekilde dışarı yayılan bir enerji oluyor. Rolü içselleştirmek, sonra da hani dışarı sokakta dışsallaştırmak diye bir şey var. En azından bir kere olsun senin başına gelmiş. Keyifli bir aynen, şey bence. Güzel bir tecrübe. Eyvallah. Sende var mıdır böyle kavga dövüş? Tabii. Bizim de her bölüm mutlaka bir kavga ve dövüşümüz. Senin şimdi baba rahmetli biz yıllar önce görmüştük Çakır olarak. Tamam evet. Sen onun galiba hani hiç oyunculuk işinde değilken helvasını yiyenlerdensin. Tabii. Ben hatta benim öyle bir röportajım var. Okumuş olduğum lisede helvasını yedik biz onun. Ciddi misin? Tabii babamız öldü. Allah kabul etsin diyeyim yani.
Sonra böyle bir olay olduğu zaman işte Çakır'ın oğlu olacaksın diye. Ne oldu? Ne hissettin? İnanamadım tabii ya. Yani şok oldum. Benim asıl olayım ben Müjdat Gezen'de eğitim aldıktan sonra birkaç tabii ajansa gittim. Ne yapabilirim, ne edebilirim diye. İşte kimisi yetersizsin dedi, kimisi bir şey dedi. Orada genellikle tiyatro ağırlıklı eğitim aldığımız için. Sonra ben bir gün baktım kamera önü eğitimi var Pan Akademi'nin. Pan Akademi, Pan'a filme gitmek için randevu aldım. İçeri girdim. Güvenlik beni 3. kata yönlendirdi. Direkt. Evet. 3. kata ben çıktım. Kapı bir açıldı. O esnada karşımda Deli Hikmet. Erdem Ergüney. O zaman tabii biz dizi Deli izliyoruz. Deli Hikmet de oradaki oyuncu koçu olması lazım değil mi? Orada hem oyuncu kendisi hem de kas sorumlusu. Kas sorumlusu evet. Beni bir gördü. Böyle kimsin lan falan dedi. Dedim abi görüşmeye geldim ben. Oğlum dedi. Çakırsın lan sen. Baktı böyle bir süzdü. Sen de benim bir odama gelsene dedi. Tamam abi dedim geleyim dedim. Gittik. Sen ne yapıyorsun? Bir kendini bana anlat dedi. Abi dedim işte Adana'dan geldim. Böyle burada bir eğitim aldım. Fakat herhalde biraz yetersizim. Biraz daha kamera önü eğitim almak istiyorum dedim. Kendimi geliştirmek için. Bir kendini anlat dedi. İşte Adana'da ne yaparsın? Kavgayı sever misin falan. Abi tabii haliyle severiz dedim. Sonuçta Adanalıyız yani. Ama dedim burada tabii törpüleyeceğiz kendimizi. Daha dikkat edeceğiz. Ya ben dedi seni çok sevdim. Sen dedi tam dedi benim aradığım tipsin dedi. Ben dedi 2 aydır dedi. Böyle bir tip arıyorum. Evet abi dedim. Sen dedi böyle muhabbetin de güzel. Cana yakın bir çocuksun dedi. Ben dedi seni bir deneme çekimi alacağım dedi. Senden bir audition alacağım dedi. Eğer başarılı olursan seni de diziye alacağım. Aynı zamanda akademide devam edersin eğitimle. Oo güzelmiş. Ya dedim abi yani şimdi geldik burada muhabbet ediyoruz ama hani. Umut verme be. İnanılır gibi değil yani. Sonuçta yani. Ailem haber bekliyor. İşte ne oldu? Tabii. Nasıl olacak? Var mı bir her gün telefon bir baskı bir stres? Ya dedim olursa muazzam bir şey olur. Sen de dizi izler miydin? İzlerdim abi tabii ki. Çakır'ı bilir misin? Bilmem mi abi dedim. Elvasını yedik. Onunla dedim. Büyüdük elvasını yedik güzelmiş. Ya. Sen dedi onun oğlu olacaksın. Ya dedim abi yani hani şaka yapılır ama bu kadar da değil yani. Yok dedi oğlu olacaksın işte senin deneme çekimi falan filan. Bana verdi bir tane sahne bunu dedi ezberle. 2 gün sonra gel dedi. Tamam abi biz gittik hemen ezberledik. 2 gün sonra aradım abicim hazırım dedim geleyim mi? Gel dedi. Gittim. Çekti. Bir daha şöyle bir daha böyle istediğini alana kadar denedi sağ olsun yardımcı da oldu. Sonra dedi ki bana bir hafta sonra telefon açtı. Neredesin koçum dedi. Dedim abi işte o civarlardayım. Gel dedi hemen yanıma. Koşa koşa gittim hemen. Sen etraftaki kahvelerde dolaşıyorsun anladığım kadarıyla. 4 gözle o haberi bekliyorum. O bir hafta bekleniyor ama. Tabii canım ya uyuyamıyorsun. Çok heyecanlısın. Yani bir de senden haber bekleyenler var. Sorumluluğun var. Böyle güzel bir haber vereceksin ve sevdiğin işi yapacaksın. İlk adımı atacaksın. Arada gittim. Seni dedi Racibe ile tanıştıracağım. Aynı dedi benim yanımda olduğun gibi doğal ol dedi. Abi zaten dedim öyle yani daha fazlası olamaz dedim. Çıktık. Raci abi ile kendisi yan yana duruyor. Ben oturdum. Raci abi baktı bana. Erdem abiyle kulak kulağa bir şeyler konuştu. Sonra Raci abi... Gıybet yapmışlar. Raci abi onun kulağına bir şey söyledi. Erdem abi bir şey söyledi. O bir şey söyledi falan filan derken. Hayırlı olsun koçum dedi. Ben ayağa kalktım heyecanlı bir şekilde. Aa işte çok teşekkür ederim falan. Sonra 2-3 gün sonra telefon geldi işte setten bekleniyorsunuz falan diye. Öyle bir başlangıç giriş oldu. Giriş o giriştir yani. Bir girdik hala devam. Bu 4. sezon mu? Benim 4. sezon. 4. sezon. Yani 160 bölüme tekabül ediyor. Az değil yani Türkiye hani dizi sektöründe 160 bölüm artık şey ciddi bir şey. Yani 160 bölüm ciddi bir rakam. Evet. Haftalık yani, olarak çekildiğini düşünürsek. Evet. Hani niye başlamadan önce heyecanlanıyorum diyorsun. Ben de sen heyecanlanınca ben de heyecanlanıyorum. Hocam ama evet şöyle. Ya fark ettin mi? Benden Allah. Rahat yani. Şimdi şuraya gelse programı sunacak ya. Tamam hocam. İlk canlı yayın olunca. O ne soracak diye mi heyecanlandı? Yok ya. Yani tabii yani ilk canlı yayın olunca ne olur nasıl olur. Olur. Acaba Mesut abi ne yapar bilmem. Yoksa hocam hiç önemli değil yani. Geçim sunayım istersen. Ben de ya. Fark ettiyseniz artık soruları o soracak. Bizim ekip zaten. İçimde var. Var var. Şimdi beni de Deli Hikmet gibi gördü ya. Ben de Deli Hikmet gibiyim ya. Ama ben ona ne dedim? Kocakkanlı evet. Sen gelmeden ne dedin? Ne merak ediyorsun? Sen sor ona dedi. Tabii en doğrusu o. Tersine yani. Tersine gol abi. Hemen evet. Böyle kontrol atacaksın golü. Ben böyle kalacağım şey gibi. Valla tavşan gibi. Hocam şey, Anadolu buradaki şeyiniz, karakterinizin adı. Evet. Bu Anadolu. Ben de öyle. Şimdi onun gibi ben de. Yani ben tabii. Ne olur artık heyecanınızı bırakabilirsiniz. Hayır. Rahat olun. Şimdi bazı dizilerde ben dayanamıyorum mesela. O hayat benim de çok iyi gidiyor. Gösterdiğin gibi filan. Sonra baktım gece 5'lere kadar. Düğünler, kına geceleri. Ben orada böyle kalıyor muyum? Esin dedim ya. Bir yerde diyorum ki ay bıktım artık bu konaktan. Gideceğim. Dedim. Ertesi gün Esin'e dedim ki yazma. Gelmiyorum. Çok lazım olursa, çok çocuk doğacaksa. Ekstra bir şey olursa. Gelirim fakat o gece 5'lere kadar
dayanamadım. Konakta da aksiyon bitmiyor. Bir sünnet düğünü, bir bilmem ne falan filan. Evet, tesadüfen de bana aa kaç tanesi düğün, dernek, kına gecesi. Vay arkadaş ya. Şey, üst üste geldi, yoruldum tabii yani. O da zor, yani. O da zor. Şimdi burası daha mı bu rahat? Çok rahat. Kurtlar Vadisi bu suda. Anadolu yani, karakteri ne yapıyor? Karakter. Şimdi bak Amerikan talk show'larını. Karakterinizi de bize biraz anlatabilir misiniz? Şimdi neden? Bir yerde de ukalalık gibi geldi bir Hürriyet gazetesine. Ne demek istediğim, benden başka oynayamaz deyip yani sanatsal söylemedim. Eyvallah. O kadar bana benziyor ki kimse oynayamaz. Çünkü gerçekten hani, öyle. Öyle. Şimdi profesör, benim kayınpederim boraksçıydı. Kromcuydu, madenciydi. Daha ne olsun adam? Ya, bir günde fakir oldu adam. Borakslar maden devletleşti. Maden işi biraz sıkıntılı. Ha. Anlıyor musun? Anlamaz mıyım? Ben de hıncımı alıyorum. Siz anladın? Boraksı... Sen burjuva, milli burjuvandan alıyorsun onu ve İngiltere, burada söyleyebiliyorum. Burada her şeyi söylüyorsunuz. Hayır evet, İngiltere, Amerika diyebilirim. Dede diyorlar, aha ne iyi atıyor. Hocam basın ben mi toplantısında söyleyemem ayı bu lafı. İngiltere, böyle Amerika. Söyle diyorlar, aha Nihat Baba'nın şeyini aldım ben burada. Eyvallah. Bir milli burjuvadan al sen, aha, ki galerileri çok iyiydi. Yani... Krom'da olsun, şeyde olsun, galeriler, işçilerle, sigortaları gününde verilir, fazladan çalıştıysa verilir. Öyle de bir milli burjuvaydı adam. Çok güzel. Evet. Maden nasıl sağlam ki? Yani. Amerika, İngiliz çökmüş. Boraksçı, boraksçı değil. Türkiye'de sadece boraks, Türkiye'de çıkıyor bir kere. Evet. Bütün bunları biliyorduk Muğla'da. Şimdi beklen, Amerika'ya Union Carbide'da satıyordu çünkü babası şey, maden mühendisi olacaktı. Ama herif tiyatroyu o kadar seviyor ki madenin tepesine çıktığında bayılıyordu. Kim uğraşacak şimdi borla zaten? Hayır, gerçekten alt üstü bayılıyordu ama. Ciddi misiniz? Vallahi. Pardon ya o zaman. Ne yapacaktı ki, sonra tiyatroya geçtik gizliden. Böyle siz karı koca birlikte mi geçtiniz? Tiyatroya evet, kaçtınız siz yani. Evet, kaçtık. Bayağı bildiğiniz kaçmışsınız. Sonra Union Carbide'ı bıraktı tabii. Aylık alıyordu, bayağı paramız vardı. Ben de 19 yaşında çocuk, bu 23 yaşında çocuk. Almış, sizi götürmüş Amerika. Para bitti diyordu. Öyle filan, sonra birden bir parasız kaldık. Bırakınca bana işi... Bana o yılları anlatır mısınız? Allah. Ne oldu? O kızlara da söylüyorum, makyaj yapınca ben makyaj yapmıyordum ama tretman satıyordum bir Oldmuz'da. Fifth Avenue'de. Charles of the Rich satıyordum. Eyvallah hocam. Öyle çıkarıyorduk paramızı. Çok beklen İngilizce biliyor. Şimdi ben Fransızca biliyorum diyor o işi. Şimdi o Fifth Avenue'de biliyorsun sadece sosli ve şey kestane satıyorlar. Başka bir şey yok. Böyle tretman falan kalmadı yani. O sizin zamanlarınızda. Evet. Güzelmiş orası. Ama gerçekten. Bak Almanya'da biz Tunca Kurtiz, Şener Şen, of. Macit Koper zaten bizim Lecece'den öğrencimiz. Onlarla biz 79 senesinde Şabüne'de Petaş'tan biz davet etti. Ve dedi ki biz gelin. Çünkü Türklere, Yahudileri ne yapıyorsak Türkleri de aynı şey yapıyoruz. Siz ne biçim tiyatrocusunuz? İlginç. Dedi ve bizi davet etti. Beklen bir sene önce gitti. Bütün problemlerini çıkardı. Tipler çıktı. Bebesi elinde şeye gidiyor, çalışma izni vermiyor. Eve gidiyor, çalışma izni almış olandan bahsediyorum. Kaçaklar da dolu. Şey geliyor bebesine... ev vermiyorlar çünkü işte kayıtlı evi yok diye işte. Yani böyle hem komedi hem şey, biz baktık ki bu hikayeleri yapamayacağız, modern opera yaptık yani, modern oratoryu yaptık, oyuncular hem koro hem de oyun oynuyorlardı. Evet, enteresanmış. Tuncel Kurtiz kaçak işçi oynuyordu, ben Ayşe'yi oynuyordum ve şarkılı bir şey. Sizde giden bir beş şıkkı varmış yani. Giden o tez geri olur, dönmez diye. O çok önemli. Anadolu meselesine döneceğim. Anadolu şundan doğru aslında yaptığınız, verdiğiniz demeçte şöyle bir doğruluk var. Yurt dışında yıllarca Anadolu'yu da seslendirmişsiniz ve... Yunus Emre filan. Anlatmışsınız yani Anadolu'yu. Yani. Bundan, bir de sevmiyordum abi. Yani Amerika'dan Muhsin Ertuğrul'u biz davet edince 60 senesinde geldim. Jean d'Arc'la başladım. Hemen başrol verdi. Beklana da rejissörlük verdi. O da bir dert değil mi ya? Gelir Muhsin gelmez Ertuğrul başrol. Ama...
İşte öyle öyle. Öğrendi. Ama anlıyormuş oyuncular. Ben diyorum ki Hamlet'i belki de Türkçe şey öğreneyim diye düzgün konuşayım. O enteresan bir şey. Cümleler uzun ya. İlk kadın Hamlet'lerden birisiniz. O çok kolay bir evet. şey değil yani. Kadın Hamlet i̇lk yani. Bir de Sarah Bernhardt oynamıştı. Fransız. Hadi. Şimdi bak hoca bizi kaldı. Senin Müjdat için bizim elimizde büyüdü şehir tiyatrosunda. Bu Ali Poyrazoğlu'yla Müjdat ilk konservatuvar bitirdiler. Hamlet'te oynayacağımı bilmiyorum. Bir Hamlet şeyi çıktı Hamlet. Ali diyor ki Müjdat'ı ya sana verir Hamlet'i ya bana. Ya bana bunlar çıktı ya bana verdiği zaman bir kızdı bunlar. Nasıl kızdık diyor sana diyor. Vallahi vuracaktık diyor sana. Öyle diyorlardı. O müthiş bir şey ama yani. Çok küçüktü. Yani. Beklem kendi rolünü verdi ona. Ali Poyrazoğlu'na kralı oynadı. Üzülmesin diye. Hayır o oynuyordu zaten. Ama istemiyordu oyuncu olmak. Hani o sırada kralı şey... Aptal Kralı oynuyordu Fransız Kralı'nı. İyi de komedi şeyi vardı. Geçenlerde buradaydı o da ya. Onda da acayip şeyler. Acayip hikayeler. Muhaz. Ya bugün bir taksiye bindim. İkisi de başka türlü. Hocam bir şey söyleyeyim. Bir taksiye bindim. Mesela şeyi bilmiyorlarmış. Ali Poyrazoğlu'nun babasının eczacı bir aileden geldiğini bilmiyorlar. Şu programın bu tarafını seviyorum. Kimsenin bilinmeyen yönleri. Mesela bu anlattığınız birçok şey beni böyle şaşkınlığa uğrattı. Evet. Harikasınız. Ne bileyim ya. Şimdi Ertan'a geleceğim. Ertan seni herkes başka bir rolle sevdi. Türkiye'de oynadığın başka. Yani sinemada. Evet. Tiyatroda. Ertan da çok biliyorsunuz çok değişik bir kişilik. Ben aksiyon filmlerinde seni çok sevdim ama son yaptığın dizi mesela Kurtlardan bir önceki dizi alayımızı kontraya yatırdı abiciğim. Yani dedik ki Türkiye'de aranan komedi oyuncusu bulundu. Yani gerçekten böyle bir durum var. Var mı içinde bir komedyen? Bizden hepimizden sakladığın. Ben hep komedi oynamak isterdim. Habire dramları yığdılar üstüme. Burada çok güzelim. Hem onu yapıyorum hem bunu yapıyorum. Hem düşüncelerimi... söylüyorum sansürsüz. Burada. Ben şarkı söylerken bile sansür yedim. Dizide mi burada mı şu anda? Dizide rahatım yok. Ha burada da istediğiniz gibi söyleyebilirsiniz. Artan aynı soruyu sana sordum ben. Hadi bakayım. Ne sordu? Sansürü mü? Valla usta ne bileyim o mutlu ol yeter diye bir şey yaptık. Mutlu olduk. Yazın. Hakikaten mutlu ol yeter bir biz şey. Mutlu olduk gerçi de yetmedi galiba. Yetmedi bizim galiba. Bizim mutlu olmamız. Şey yetmedi yani. Var mıydı beraber... daha önce komedi denemen? Bu tiyatroda aslında Mehmet abiden ötürü biraz grotesk ol ya. Baş baş tak, kul takılma yani. Çok Amerikan olma yani. Evet. Grotesk ol. Biraz öyle delir yani. Hep derdi. Yani. Gerek yok. O bulur yerini. Bulacaksın yerini yani. O gelir ama sen grotesk ol. Biraz deli yok. Biliyorsun. Ama Kulman komedisi yani. Çok iyi oynayabilirse. Yani o, ama çünkü zor bir şey onu oynamak. Mehmet abinin çok seçimleri grotesk olduğu için, grotesk yaşadığı için hayatı kendisi böyle bir karakter olduğu için. Öyle ama Strehler'in talebesiydi. Giorgio Strehler'in tiyatro Piccolo kurucusunun asistanı yani. Arkadaş burada normal insan var mı yani? Ben izninizle programı kapatıyorum kendi aralarında konser çok enteresan. Biz Mouse'dan öyle yapıyoruz. Kuram tarihine girdik geldi. Tiyatro kuramı ve şey tarihi. Estağfurullah yok o kadar güzel şeyler biliyorsunuz ki. Söyleme. Sorma bizden. Öyle mi çıktı sende şey? Mesela Babür oradaki karakter çok benzer Mehmet abi. Ha, biraz ustalar şey var. Ya. Alıntı var. Mehmet abi öyleyse. Hamlet'i de öyle Mehmet. Deliydi yani. Deli. Öyle o. To be or not to be. Öyleydi. Şimdi açılış oluyor. Evet. Fransa'da Théâtre National'de onların devlet tiyatrosunda açılış yapıyoruz. Açılış gecesi geliyor konuşuyor şeker. Hayla. Gönül şey yapma. Işığı al. O ışığı al. ona dönüp diyemiyorum ki biraz sonra alacağım. Sus. Diyemiyorum. Anlıyor musun orada? Dağa tırmanan bir şey yapmıştı. Dekorları da deliydi onun. Evet. Yani, Nazım Hikmet'i oynadık. Odeon Tiyatrosu'nda işte Strehler başındaydı. 5 karakter oynadım orada. Çımacı çocuğu da oynadım. Hocam size de yani insan manzaraları. Sizin üzerinize ne ekonomi yapmışlar ya. Bir koyup 5 almak diye değil mi? Çımayı çocuğa kadar oynamak. Hayli Algan'a bir koyuyoruz 5 alıyoruz abi. Bine 5 falan bir oyuncu. Yani bir de, garanti ekonomi. Bir de 100 almayayım diye koroda oynayacağım dedim hocaya. Ne yaptın Uçun hocam? Hocaya. Makaların korosuna girdim. Eyvallah. Yapma diyor. Her yerde 12. gecenin Violet hakikaten. Çünkü ben de onun gibi böyle hem seksi hem enerji, erkek enerjilerimiz var bizim.
Onda da var, benim gençliğime benziyor. Enerji Allah. Yönünden anlıyor şanssız, musun? Evet. Bana neler evet. söyledi, vallahi çok güzel tiyolar verdi. Çok, çok. Hocam yardımcı oluyorsunuz bu değil mi? Bu şey böyle artık onun oynayacağı şeyler daha böyle Yüzüklerin Efendisi falan öyle mitolojik çok güzel tipler dediniz. Değil mi? Daha ama onu fantastik. Nasıl yapalım daha çekemedik ki yani. Bana böyle şeyler söyledi. Ama kocası çok güzel yazıyormuş. Yazsana ya dedim. Şimdi Kültür Bakanlığı yarı dokümanter, yarı şeylere para veriyor. Öyle bir şey yaz Hitit Müzesi'ne gir. Oradan canlandır. Emre yazsın ben onu. Bir de bir şey söyleyeyim ben de arkeologum ya yardımcı olur. Ya 3-5 ne arıyorsan artık. Allah bir araya gelelim. Hollywood senaryosu göstereyim nasıl yazılır. Zaylı hocayla bildiğin kumpanyaya döndük güzelmiş ya. Yerden bir şekilde alırız sen de Mehmet Ulusoy'un öğrencisin yani az çok. Peki denedin mi hiç tiyatro? Lise yıllarında denedim. Bir de bu yılın başında Kurtlar Vadisi'nden az önce bir tiyatro işi aldım. Orada da çok güzel bir başrol teklifi geldi. Norm Foster'ın bir oyununu Türkçeleştirdiler. Türkçe'ye adapte edildi. Başladık. Çok emek verdik. Fakat benim dizinin çekimleri çok yoğunlaşınca çok üzülerek arkadaşlarımı bırakmak zorunda kaldım. Hı-hı. Başladığım işleri bitirememekten çok rahatsızlık duyan birisiyim. Estağfurullah ama yani geçen senenin ya da bir önceki senenin ortasında sen zaten artık yani kariyer yolunu çizmiştin. Yani çizmiştim. Hani, aramızda da konuştuğumuzda yani de şey artık bu bundan sonrası benim için oyunculuk evet. ve hani orada yürümek, artı yürümek. Müzik, belki işte hani insan kendi içerisinde bir tartısı var. Kurtlar Vadisi dediğiniz şey de gerçekten bir televizyon klasiği. Dünya çapında da. Yani ben bunun Arapçasını, Makedoncasını, efendim söyleyeyim İtalyancasını, İspanyolcasını her türlü yani Polat'ın her türlü ağzını dinledim arkadaşlar. Bold'un evet. ağzında da duruyor enteresan evet. ya. Polat Alemdar'da da Arapça da güzel duruyor. Orada da acayip isimleri var. Evet. Değişiyor isimler değişiyor. Böyle enteresan. Ama biliyor musun yakın planları yani onu dedim sen yakın plan hocalığı versene be yavrum dedi. Şimdi yakın planda ben orada diyorum ki ben bir yere gitmem ben burada geçmişleri anlatabiliyoruz tabii. Gelecekleri anlatamam. Ya anlatabilirsiniz bir iki şey verebilirsin hocam. Böyle yapıyorum ya orada bir bakışı vardı. Hiç ama şey yok kaslarında yok bir bakış. Böyle bak yakına gir, girsin yakına. Hı-hı. Göstereyim seyirci. Ver yakını, ver yakını. Şimdi baktı bana önce. Oo bedava network. Baktı bana önce. Sonra o hareketime gözü güldü. Sonra ne yapacağım bu kadınla dedi. Başım belada. Ne yapacağım? Sonra da ne yaparsak. Saygı değer. Dedi. Bir karede üç şey söylenir mi abi? Benim canım çıkıyor kameranın yakın plan. Yavrum gözünle konuş. Onu da Sadri Alışık'tan öğrendim ha. Ben de bunlar gibi tiyatrıyım. Siz bir küçük cezveydiniz o zaman elinin değil mi Sadri Alışık? Elinin yaptığını Alışık'ın gözünle yap diyordu. Sonra vay. Beyin katmanlarını araştırdım. Buldum ki el beynimizin düşüncesini ele verendi. Seviyorum bak. Sevmiyorum. Şimdi bunu genişte yaptım bir güzel. Gözümle nasıl yaptın? Ya bana o bak. O duyguyu al gözünle diyordu. Gözünle düşün. Gözünle ara diyordu Sadri. Hep onun şeylerini söylüyor. Hocam bir parantez açacağım. Yakın plan mıyım? Bir parantez açacağım evet. izninizle. Bizi izleyen ebeveynler varsa ve çoluğunu çocuğunu konservatuvara gönderme gibi de bir niyetleri varsa şu anda ücretsiz derslere başladık. Evet. Az önce hani bu 45 dakika içerisinde öğrendin tamam. öğrenmedin gitti tamam. zaten. Birkaç dilde de yaparız. Birkaç dilde de yapabiliriz. Eyvallah. Vallahi yapalım. Sen oyunculuk kimden aldın dersini? Şeyle başladım. Önce bu işi yapmaya karar vermem bir auditionla oldu. Bir karakterin içine girmek ne güzel bir şeymiş hissine kapıldıktan sonra işte diziyi çektik biliyorsun şeyle Galil'e ve seninle Cem Davran'la. Senle audition mi aldılar ya beni? Onlar değil canım. Başka, eyvallah ben de hiç almadılar biliyor musun? Yok hayır hayır. Direkt şerefsiz karakteri yazdığı için. Yani telefonu, şerefsiz karakteri var senden iyi de kimse oynayamaz dedi kapattı. Galil beni çok güzel ve tatlı ikna etti. Ben seni dekan yapacağım dedi ve çok iyi olacak çok iyi oturacak sana dedi. Ve böyle başladık bana deneyim olsun diye girmiştim. Ondan sonra Craft'a gittim. İpek Craft'a gittim. İpek Bilgin ve Çağ Çalışkur'un. İpek Hocalı'yıdır ya. İpek Hocalı'yı. Orada Deniz Erdem'le çalıştım. Önce Özay Feht'le başlamıştım oyunculuk çalışmalarına. Deniz'le bayağı uzun bir süre çalıştık. Hala çalışıyoruz. Sonra sırasıyla Anthony Bova'dan ders aldım. Sonra Eric Morris'in kendisiyle çalıştım. Siz anlatırken gülüyordum biz. Evet. O ne hissediyorsun? Hep alt benlerin evet o alt kimlikler falan.
bayağı bir psikoterapi gibi o seansların içinden geçirdi. Evet. Ama ben de önce Stanislavski'yi bir öğrenmeye başladım. Yani bir öğrenme açlığı içinde yeni girdiğim bir alanda ne öğrenebilirsem onları alayım diye başladım. Şimdi işte bir Meisner çalışmak istiyorum. Uta Hagen çalışıyorum bir yandan. Yani öğrenmenin sonu yok. Altyazı operatör lütfen girerse şeye devreye bu bahsedilen arkadaşların tarihçesi ve tüm bu derslerin sonunda burada mısın şimdi? Evet, bitmeyecek ki, ben devamlı ders alıyorum. Geldiği benim nokta, hayatta... geldiği noktaya bir bakalım. Bütün bu dersin sonunda gelinen nokta, yani o alt yazı geçecek. Eyvah. Şey. Lao Tzu'nun savaş sanatı efendim. Savaşın yolu, buyurun. Buyurun efendim. Bu kadar mı? Size saldıranlara verilecek cevabınız bu mu? Gerçekten mi? Bu sahneden sonra iki efektörümüz Hakk'a yürüdü. Allah rahmet eylesin kendisine. Yani arkadaş ya ne adam dövdün, bu kadar mı dövdün bir de? Şu an çok korktum, elin tersindeyim zaten şu an. Bir şey söyleyeyim ya, gerçekten sıkı tekniklerde yani sen bilirsin yani. Sen bu kavgada üç şeylerini hani oyunculuğunu. Ben babadan biliyorum ya. Ha sen babam, bir sokakta tabii, yetiştirdin o işi. Babam şeydi yani, klasik Jeet Kune Do'cu. Yani Bruce Lee'nin yolu. Araya giren yumruğun, the way of the intercepting fist. Jeet Kune Do'cuydu babam. Ve uyandırırdı beni sabah 6'da, yıkardı soğuk suyla. Hadi başlayalım çalışmaya. Ciddi misin? Tabii. Ha sen tekniği oradan aldın. Evet. Defne sen de ya bayağı bildiğin hani bir gece sanıyorum uykuya bir buruşluğa uğramış. Şöyle oldu, bir gün öncesinde 6 saat çalıştık. Koreografi öğrenmek zorunda kaldım. Yüzün üzerinde hareket var orada. Hı hı. Hepsini şey, hocayla çalışırken bir yaptık. Kağıda yazıyorum diye güldü bana, öyle olmaz bu işler dedi. Hayır şimdi kaslarım öğrenecek ama önden benim bunu bir görmem lazım dedim. Baktım bütün gece o kağıda baktım. Evde şey kızımla çalıştım. Benim 12 yaşındaki derini alıyorum ah karşıma. Ya. Evet, koreografiyi unutmamak lazım yani. Bunu arka arkaya yaptığın zaman estetik bir görüntü çıkıyor. Daha çok vaktimiz olsa daha iyi olurdu tabii ki. Yani böyle şeylere daha uzun çalıştığınız zaman elbette daha farklı oluyor. Dedin yani, kendisini fazla kaptırmış olmasın bu işe yani? Mesela o da başlamış. Ne yapsın çocuk? O bana arada öyle replik falan da çalıştırır. Yani biz şimdi gerçi dublaj yapıyoruz. Onun için suflayla çalıştığımız için çok sorun olmuyor ezber ama... Bizim dizide mesela gelirdi sette çalıştırırdı beni. Alışık çocuk zaten böyle şeyleri. Ha senin yani gerçekten evet, oyuncu koçun aslında derin. Ufaklık, eyvallah. Aynen öyle. Büyük ne yapıyor büyük? Büyük Los Angeles'ta. Hay maşallah, niye gönderdik onu oraya ki? Oyunculuk okuyor. Olayı başka. O yani işin başında aymış ve kariyerini belirlemiş. Hem öyle, o daha oyunculuk okumadan ona o kadar çok teklif var ki zaten işte 18 yaşında benim büyük kızım. Bu sene bayağı konuşuldu yani, Allah evet, bağışlasın sana. Sağ ol. Her yerden yani aklınıza gelen bütün yapım şirketlerinden şey devamlı telefonum çaldı. Beni arıyorlar, beni tanıdıkları için. Hı. Aslında bir menajeri var. İşte herkes görüşmeye çağırdı. Birçok teklif vardı ama o eğitim almadan bu gibi işlere girmenin yanlış olduğunu düşünüyor. Haklı bir düşünce. Zaten daha yaşı çok küçük yani onun için. Eleştiriler nasıl sana gelen eleştiriler? Kurtlar Vadisi'ne girdikten sonra. Genel olarak eleştirinin geldiği yere bakmak gerektiğine inandığım tabii için ki, ben pek tabii dinlemiyorum doğru söylemek hı gerekirse. Hı hı hı. Ama çok iyi yani, çok ciddi bir hayran kitlesi oluştu. Hı hı. Esasen ben Kurtlar Vadisi'ne katıldım daha ekrana çıkmadan. Bir kere çok geniş bir Arap izleyici kitlesinden olağanüstü bir ilgi görmeye başladım. Bu benim için ilk. Çok şaşırdım. Ondan sonra ekrana çıkmaya başladıktan sonra da bir grup seyirci gerçekten oradaki karakterle özdeşleştiriyor. Ben 18 yaşından beri ekrandayım. Çok 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 uzun bir süre. Ve çok doğrudur, büyük bir tanınırlık oranım var benim Türkiye'de. Ama şimdi... mesela bir dergi kapağı çalışması yaptık, bu ay çıkacak. Matbaadakiler de aa Zeynep Hanım demişler. Şimdi dergiciler de çok şaşırmış. Demek ki buranın böyle farklı bir gücü var. Bizim
oturduğum sitedeki komşular da çok beğenerek izliyorlar. Ama mesela başka çalışanlar falan bana bakışları değişti. Bir anda karakterle özdeşleşti. Sitede de bir kaygı başlamıştır, bir kaygı havası evet, yavaş yavaş. Evet, mesela bahçıvanımız anneme gelmiş demiş. Ailece konuşuyorlarmış. Ha, sizin orada oturuyorsa bir dikkat et evladım demiş bahçıvana babası. Şimdi sen de aidat falan da istenmezsin. Düşünsene hani şey, site görevlisi geliyor. Defne Hanım aidat var. Zeynep Hanım aidat. Ya eyvallah ben öderim diye konuşuyor. Genel bir agresif halimi gösterebilmek için bana da bir kapı açtı. Eyvallah ya. Yani çünkü yıllarca hani ekranda olmanın getirdiği bir politik doğru duruş, bir edepli olma hali falan. Sanki bu bana öyle bir lisans verdi. Öyle güzel. Bir boşluğu da var. Ya işte şey, enerji boşalması da diyebiliyoruz biz. Aynen onu. Gayet öyle. Keyifli bir şey. Sen 25-30 bardak çay içtin, doğru mu abi sette? Doğru. Çünkü biz sette tüm oyuncu abilerim, arkadaşlarım... Beklemek için para alıyorsunuz. Evet. Yani bekliyoruz. Zaten oyuncunun, hocam daha iyi bilir, %60'ı sette beklemek derler. Değil mi hocam? Biz de 10 saat, 12 saat beklediğimiz oluyor. Hı. O esnada işte muhabbet ediyorsun. Bir yerden sonra muhabbet bitiyor. Çay içiyorsun, sigara içiyorsun falan derken en son çayla baş başa kalıyorsun abi. Senin şimdi kanka bu durumda çaycı oluyor değil mi? Çaycı. İsmini biliyorsun değil mi? Çaycılarla benim aram çok iyi. Eyvallah. Birkaç çaycım var. Var bizde çok. Bir tanesine selam göndersen en azından. İhsan selamlar. Eyvallah. Eyvallah. Çok önemli seviyorum de. Onları. Ya set çaycılar evet. Var ya. Ya. Sabit abi var. Gerçekten Sabit her şekilde. Sabit abimiz var. O yeni geldi şimdi ben. Yeni geldi değil mi? O daha seni bilmiyor. Biliyor. Benim toprağım Sabit abi. Sağ olsun çayları da güzel bir şekilde, torpili bir şekilde. Çok cici bir adam. Çok şahane. Çok iyi bir adam sağ olsun. Bekleyerek gidiyor yani, keyifli. Peki bir şey söyleyeceğim. Yani şimdi bir başka kanalda da buna benzer paralel bir dizi var aslında. Yani sonuçta orada amcan diyelim, amcan hayatta şimdi. Çakır Bey'le olay çıkmış ama amcan aynı zamanda bir zaman babandı. Böyle bir hafif bir şey kayması oluyor mu, karakter kayması? Karakter kayması olmuyor çünkü o tarafta da aslında buradaki adam oynuyor. Zaten adı da aynı. Sadece yani. Bir beyli gelmiş önüne. Ama karakter aynı karakter. Aha, bizim baba ortada diye düşünmüşsün arada bir. Yani karakter aynı olduğu için çok da böyle bir tuhaf gelmiyor. Peki bir şey söyleyeyim. Tabii yani Kurtlar Vadisi Türkiye'nin önemli dizilerinden bir tanesi. Kesinlikle. Fakat bu muydu aslında? Yani başlamak istediğin şey bu muydu? Yoksa böyle ya, daha romantik, hani boylu poslu da bir adamsın. Aslında işe çok başlamak istiyordum. Ne olursa olsun. Yani çok hevesliydim. Anladım. Yani oyunculuk yapmak istiyordum. Güzel bir işle başladım. Adanalı olduğumdan dolayı aslında oynamış olduğum karaktere çok yabancı değilim. Şimdi herkes seni Karadenizli biliyor. Karadenizli biliyor. Çok enteresan bir şekilde. Biz profilden de yalnız bir Karadeniz bir, veriyorsun, kabul etmek lazım. Yani. Sağdan veriyorum, soldan vermiyorum. Bak soldan İtalyan, sağdan Karadeniz. Güzelmiş. Biz bir ödül törenine gitmiştik. bizim oyuncu bir arkadaşımız Adnan abiyle. Ödülü aldık. Ben orada Adanalı olduğumu söyledim. Salondan bir ses sesler çıkmaya başladı. Nasıl Adanalı, biz seni Karadenizli çünkü, biliyoruz çünkü diye. Çünkü Twitter'dan da geliyor işte ya. Toprağımıza evet. Selam diye hani evet. Trabzon'dan oradan rica ederim. Öyle bilsinler, falan. Öyle bilsinler. Allah çok, çok iyi. Ya, o şey de hani bir anlamda işin ne kadar gerçeklik duygusunu geçirdiğine de bağlı bir şey. Ya evet, aslında ne mutlu bize. Yani çünkü dediğiniz gibi gerçekliği yansıttığımız için insanlar bizi öyle tanımlıyor, öyle zannediyor. aslında gurur verici bir olay. Eyvallah ya. Eyvallah. Çünkü yani demek ki biz yapmış olduğumuz işi doğru yapıyoruz. Doğru ilerliyoruz. Eyvallah. Korkuyor musun ölmekten? Yani bu Kurtlar Vadisi'nde biliyorsun Kurtlar zaman zaman Vadisi'nde... böyle kaza kurşununda gidiyorsun. Ya, ben... ya işler yolunda giderken bir anda diye gidiyorsun. Çok kurşun yedim. Benim kalbim durdu. Ben ne badireler atlattım. Yani benim canım yanmaz kardeş hesabı. korkuyor muyum derken bizim şöyle bir sloganımız var. Burası Kurtlar Vadisi, her canlı ölümü tadacaktır. Tabii ki. Ha, güzelmiş orası ya. Biz yani biz hazırlıklıyız. Her an bir yerden kurşun gelebilir, her an ölebiliriz. Aynen. O yüzden hazırlıklıyız yani. Senaryo her geldiğinde mesela o heyecanla acaba öldük mü falan düşünüyoruz. Ha eyvallah, ilk geldiğinde. Tabii ilk ama geldiğinde. Ama bir gider bin geliriz, ne olacak mesela ya? Mesela ilk geldiğinde besmele çekiyoruz. Bismillah diyoruz, aman Allah'ım. Sayfa 72'ye kadar ölmedim bundan yavaş sonra yavaş. Ölmem diye. İyi bu haftayı da kurtardık. Bir şey, aynı soruyu sana soracağım. Evet. Kurtlar Vadisi'nde yaşayan kadın yok. Yani girip doğru. De böyle hani... sanıyorum sadece bir oyuncu çıkabilmiş kendi şeyiyle, bahtıyla, ama onun dışında herkesi gömmüşüz. Öyleymiş, bana hep o anlamda uyarı mesajları geliyor seyirciden. Aman dikkat et diyorlar. Hey nefesam yeleği diye. Ama doğru, her canlı bir gün ölümü tadacak. Kurtlar Vadisi pusuda. Mesela şeyde, kötülerde de öyle, kötü karakterlerde de. Şimdi sen orada kötü müsün gerçekten abi? İnsan böyle seni psikopat izleyince ya. Kötü diyemiyor ya. Ya bak diyemiyor, neden? Çünkü neden var? Bak göstereyim ben. Göstereyim arkadaşlar. Ya şu adamı kötü diyebilir misin? Ayıp. Buyurun.
Suratına silah sokulur mu şerefsizler? Bulabilirler. Bana bak. Ben Toroslar'da köşe kapmaca oynadım. Yabancı ajanlarla. Bana işlemez. Orada ne işiniz vardı? Mevsimlik işçiydim. Orada ne işim olur ki oğlum? Sağ çalışması yapıyordu. Hocam çok ilginç ya. Şimdi sen gerçekten bir oylumda abi yanında oturan abi de alt mı olur üst mü olur diye skor kovalayan abi gibi, tamam mı? En son o kız çıkıyor da neyse Allah'tan durabilmişiz. Böyle var mıdır böyle skor çalışmaların tık 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 tık? O şeyleri yap. Makedonya'da 600 kişi öldürmüştüm vardı ama şimdi mescum ne anlatayım sana? Ben de çok gerçek yani, sordum özür dilerim. Yok usta, yıllar içerisinde o şeyleri tecrübe etmiş oluyorsun yani yaptığın işlerde şeylerde yani. Hani sırf Yugoslavya çocuğuyuz diye. Böyle de gelmiyor. Tankla dolaşmıyorduk yani. Ama yıllar içerisinde şey yaptık onları. Erman ne yapıyor? Erman iyi, baba oldu. Kaymakam hala. Selamlar. Kaymakam tabii ki. Yani. Kaymakam olarak bıraktık. Gerçekten kaymakam hala. Evet. Devam ediyor değil mi oyunculuğa? Devam ediyor tiyatroda. Hı hı. Hatta şimdi bir şey Yücel abiyle yapıyorlar beraber. Üsküp'te mi yapıyorlar? Üsküp'te. Eyvallah ya. Baba oldu. Yeni. Arnavut ne yapıyor bizim Arnavut? Arnavut iyidir, selamı var. Her gün ya bir gün herkes Arnavut olacaktır dedi. Japonya sonra, hariç dedi değil mi? Japonya arada bir hariç, yurt dışına gidelim diye. Bir onu bir hariç tuttu ya. Ben geleceğim oraya ya. Geleceğim gerçekten. Hocam siz o Opatya çok güzel. Oradaki yediğim kalamarı hala düşünüyorum. Hırvatistan. Çok güzel. Opatya. Ya enteresan bir şey söyleyeyim. Ben de mesela o deniz kenarı. Ya Üsküp'ün köftesi, efendim Ohri'nin şey balığı. Yani manastırın her türlüsü. Bir manastırda ben Elveda Rumeli setine gittim o zaman işte daha televizyon açtım ben. O Çekoslovakya'yı da çok seviyorum. Paris'te. Çek de fena değildi. Prag da güzeldir. Yazık. Prag da güzeldir. Sen sete gittin. Sete gittim. Bir de bana şeyi hazırlamış set. Sürpriz. Dediler ki yarın sabah 6.30'da set var. Ne seti diyorum ya. 4 sayfada verdiler elimize. 4 sayfa metin. Ya dedim ki ya bunlar oynatacaklar benim. Şaka değil. Serdar Hoca, Serdar Akar, işte Tarkan verdiler. 4 sayı. Çok önemlidir benim oyunculuğum. Orada müthiş bir oyunculuk şeyi çıkarttım. Ondan sonra zaten Kani'den geldi. Doğru. Seni oradan mı keşfetti? Elveda Rumeli'den keşfetti seni. Emredin kumandanım. Hikayem ya. Ya bunun için mi dedim alt. İşte dedi ki oyunculuğun ne olduğunu gör. Gerçekten beklemekmiş oyunculuk dediğin gibi. Evet. 6 saat bekliyorsun o. Emredin kumandanım demek için. Evet. Enteresan bir şey. Yıllarca beklediniz mi böyle? Hangisi daha keyiflidir? Kulislerde beklemek mi, karavanlarda mı? Ben seviyorum. Hep de söylüyordum. Yani kolektif sanatları, tiyatroyu, sinemayı. Kolektif olduğu için seviyorum. Mesela 15 sene piyano çaldım. Dediler ki işte virtüöz olacaksın, çok duygulusun, haşşşşşşş. Ay yalnız başına çalış babam, çalış daha mı iyi? O fena ya. Ya biz çene çalıyoruz. Yani gün geliyor istiyorsan daha ileri projeler yapıp filmde çıkarırsın ha. Bir de o şeyde piyanoda yani, biliyorsunuz en son bir yani, Rahmaninov karşınıza geliyor. Tabii, kafa gidiyor ya orada şahin oluyor. Yani, böyle. Çünkü şimdi yaratıcılık dediğimiz şeyi ne kadar gündelik üstü şeyde ne kadar kalırsak o kadar ölüm korkumuz azalır bizim. Aha güzel. Anlatabiliyor muyum? Bir kompansasyondur ona. Dolayısıyla biz İnce Hanım'la yaratıcı dramayı bundan 28 sene önce kurduk Hacettepe'de. Şimdi çocukların gelişme süreçlerine bakıyoruz. Ve şimdi liderlik diye de bir şey kurdum. Milli eğitime bağladım. İTSA yapıyor bunu, eksik olmasın. Ve liderlik şeyini alınca milli eğitimden okullarda gerçek yaratıcı drama yapıyorlar. Çünkü 15 yaşına kadar çocuğa yaratıcı drama yapman lazım. Tiyatro değil. Yani bir çocuğa sen bunu oyna, kralı oyna dersen, pardon biraz üşüttüm. Kralı oyna dersen olmaz. Biz tersini yapıyoruz. En kısa boylu çocuğa, en ufak tefek çocuğa, hatta bir ara öyle olmuştu. Kralı oynattım. Mikhail Lendl'in bir hikayesi vardı. Depremlerde oynadığımız biz çocuklara yarışı dramayla terapi
yapmıştık korkuları gidersin hı-hı diye. Dolayısıyla o çocuk böyle şey eksik olmasın, Kültür Bakanlığı o zaman bize bir tahtı da vermişti. Tahtta da oynuyor bu çocuk, böyle kayıyordu. Annesi gelip dedi ki, Aylan anladım dedi niye buna kralı veriyorsun oynasın diye. Bunun babası da kısa boylu ama büyük iş adamı. Güzelmiş. Ya anlıyor güzelmiş, musun? Alın. Yani liderlik deyince öyle yaratıcı drama bir şey değil. Şey değil, o zaman şey diyebilir miyiz yani, yaratıcı drama ömür uzatır. Yaratıcı drama bir kadının yemeği gibi. Nerede o büyükannemin yemeği? Aynı peyniri koyuyor. Niye hatırlıyoruz? Yeganeyi yarattığı için. Aynı Edison gibi. Aynı Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa'sı gibi. Eyvallah. Unutulmayan şeyler. Canan Karatay hocama buradan sevgilerimi iletiyorum. Ekmek yiyeceğim. Sağ ol. Yaratıcı drama yapacağım, ekmek yiyeceğim. Evet. Aylin Hakan hocamdan alacağım. 6 ay yapıyorlar. Şimdi. Çok ucuz güzel. Söylüyorum. Reklam değil bu çünkü milliyetimden sertifika alıp. Eskiden dernekler yapıyordu bizim. Çok iyi yarıcı drama derneklerimiz vardı. Fakat 4 yıllık yapıyordu. Kardeşim kadın o sırada evleniyor, çocuğu oluyor, çocuğu oluyor. Başka türlü yaratımlara giriyor orada tabii. Anlıyorsun. Dolayısıyla peki hayat böyle mi yaşıyorsunuz? 6 ay alınca hakikaten çocuklar da istifade etti. Okullar da. Yani okullara gidip yarıcı dramayı anlatıyor. İş adamlarına yapabiliyor. Yani oyun kurmak. Birçok şeyde yani hayatın. Siz böyle mi yaşıyorsunuz hayatı? Yani hayatı ne bileyim. Herhalde bir tiyatro sahnesi diyorum. Gibi mi? Benim Süleyman Bey de hocam. Ama ben art terapi, insan bilimlerine de gittim Paris'e. Meraklıydım çünkü diyorum ki ya ben oyuncuyum, insanım. Seyircim de insan. O zaman tiyatrocuydum, sinemacı değilim. Şimdi kamera var aramızda. Aynı şey değil. Dolayısıyla ne yapıyorum ya? Bir şey yapıyorum, ağlıyorum, onlar da ağlıyor. Gülüyorum, onlar da gülüyor. Boş alanda diyorum ki bak burada atla gidiyorum. Bilmem, hatta bir tanesi jandarta gelip kaç sene sonra ya. Gelip dedik hatırlıyor musunuz Ayla Hanım? Hani ata biniyordunuz, hadi selvi ağaçları vardı. Hani hatta ölüler üstünden yürüyordunuz. Bütün gördüğüm hayallerimi adam anlattı bana. Düşünebiliyor musun? Şey ha, Peter Brook'un işte boş alanları boş bıraktı dedi, bizim orta oyunumuz abi. Şu anda dans tiyatrosu bizim orta oyunumuzdur. Hı-hı. Dekorsuz oyun oynamak oyuncuya dayanan bir şey, anlatabiliyor muyum? Hı-hı. Dolayısıyla aman dedim beyefendi, yoktu öyle bir şey. Aman dedi, uzun zaman geçti unuttun dedi. Yoktu hakikaten. Ama adama öyle bir şey, duygu yaratmışsınız. Ben gördüm. O dekoru yapmış adam. Ha, şeyde onu diyorum işte çocuklara da eğitimimde. Görmüyorsun diyorum. Genişte şey yapıldı. İşte yakın plan onun için. Sadrıcım diyorum önemli ya sana. Ha. Şimdi farz edelim cenaze gömüyorlar filan. Uzaktan geliyorlar filan. Sonra gömdükten sonra senin sırf bakacağın için o ana mı geçecek? Yok. Hayır. O an geçmiş oluyor. Ne yapıyorsun? Ezber koreografi böyle yap, yazma. Tamam. Anladım. Görsel kodlama yap kendine. Ne yapıyorsun? O tam indirirlerken var ya hani ağladım. Hı-hı. Onu yeniden görüyorum abi. Bu ne diyorum biliyor musun çocuklara? 11 Eylül'ü hatırlıyor musun diyorum. Hı-hı. Ne görüyorsun diyorum. Uçak diyor kulelere çok giriyordu. Değil. Eğer geç girmişse odaya, uçak kulelere girmiş olur da montajı da öyle anlatıyorum. Montajlı oyunculuğu. Anlıyor musun? Ben montajlı oyunculuğu bildiğim için ezberimi yapabiliyorum. Sonunda diyorum hayla ne, birinci durumda ne var? Seni seviyorum, sevgilim, uzakta görüyorum. Öbüründe ne var? Kardeşim ben sana söylemedim. İkinci durum. Durum ezberi. Koreografi o. Evet. Yani hem içerik hem bedenini de böyle yaptım ah ne güzel dediğim zaman bunu yapınca zaten laf da geliyor gibi. Evet. Yani bu dövüşte de birinci durumda ne yapıyorum? İlk şeyi farz edelim. İlk adımı attım, düştü. Sonra ne yapıyorum? Kalktı vurduğu için bana biraz daha kızıyorum değil mi? Bilmem ne edeyim sana diyorum, bir tane atarım diyorum. Hı hı. Görerek kodlama yap. Süper. Biz şimdi İstanbul Üniversitesi'nde tiyatroyu bile
görsel dramatürji kuruldu. Görerek. Hocam güzel anlattınız. Sizinle kavgaya girerim. Bu da orta, sizinle her türlü kavgaya girerim. Bu da orta oyunu. Eyvallah. Geliyor bu çünkü, da aslında bizim şeyden geliyor. Geleneksel şeyimizden, tiyatromuzdan geliniyor. Çünkü iki çömezin de çıkıyor. Diyor ki daha geldi. Onlar lafla değil görüntüyle inandırıyorlar seyirciyi. Daha geldik bak diyor. O çömezi gidip diyor ki seyirciye dağ görüyor musun Allah aşkına diyor. Dağmağı görüyor musun diyor. Yani lafları değiştir. Hı. En modern tiyatro bizim ortoy. Çok güzel. Gölge tiyatrosu. Gölge tiyatrosu. Evet. Çekoslovakların var çok güzel. Çekler yaparlar o işi. Gidip geliyor musun şeye, memlekete? Tabii sık sık. Var mı orada sahneye koyduğun bir şey? Ya da daha doğrusu hani diziden artık vakit kalıyor mu tiyatro yapmaya? Son 2007'de buradaydı Can Tarlası. Hmm. Kemal Kocatürk'le Yıldıray Şahinler. 2007 yaptı. 2007 son. 2007 bu zaman. Dolunay Soysuk'la. Yok. İşte ayıp olur diye be agacım yani. Hakkı vakit ayıramazsan. Diyeyim. Vakit ayıramazsan gerçekten ayıp olur yani. Tiyatro öyle bir şey değil mi yani? Çünkü yani, bana öyle geliyor. Çünkü tiyatro orayı temiz tutmamız lazım. Hmm. Temiz tuta. Ama böyle diye diye de uzak kaldık. O da doğru. İki ucu şey değnek işte. Aynen öyle. Öyle bir durum var. Ama yani şimdi burada seni öldürmeleri 3 sezon alır. Aga vallahi 3 sezon daha sen tiyatroyu unut. Ya yazında çekersen 2 tane film işte oradan kurtarırsan kurtarırsın yani onu da. Makedonya'da yağmurdan öncesi çekildi, yağmurdan sonrası falan. Ha öyle bir şey yaparız ya. Öyle bir hikaye yaparız. Defne, zaman zaman haberi özlediğin oluyor mu? Allah aşkına bak dürüst. Çok doğru söyleyeyim mi? Hayır, hiç. Çok enteresan. Niye aynı fikirlerdeyiz seninle? Çok iyi biliyorsun neden. Bir şey söyleyeceğim yani hani 5 senedir şurada talk ediyoruz. Yani talk pudrası gibi hissediyorum kendimi. Evet. Çok da güzel böyle. Renklendirici bir şey. Ama vallahi senin bile. Programın güzel. Bir pomponun eksikti. Bir de pompon verse derim. Gerçekten öyle. Ya çok çok tatlı bir şey. Annen haber giderek renksiz var. Oldu. Ya hiç o tiyatral tarafı da kalmadı. Bizim, biz bir zamanlar Mesut'la Ayla abla rakiptik. Tabii ya efsane kapışırdık. Programlarımız vardı. Karşılıklı ve reyting rekorları kırardık. Yani herkes birbirinin elinden konuk çalar. O zaman o işin adrenalini de adeta işte şimdi sizin sahneden aldığınız zevkle birebir değerde bir şeydi. Ve canlı yayın bambaşka bir şey. Yani sizin seyirciyi görmeniz gibi biz bu objektiflerden adeta kendi seyircimizi görürüz. Tabii. Ve yaptığın işin, söylediğin sözün anında etkisini alırsın. Yani telefonlar çalar, bir feedback olur anında. Şimdi attığımız taş ürküttüğümüz kuşa değmiyor. 3 saat mi sürmüştü bir rehineyi kurtarma hikayen vardı senin. Evet. Yani bir habercilik açısından aslında bir doktora tezidir o. Aynen. Gerçekten bir bitirme tezidir. Onu düşünürüm de yani gerçekten öyle bir oyunumdan geçtikten sonra haberden insanı bu kadar soğutan bir gündeme ya da bir kaotik duruma gelmesi de enteresan. Şöyle iklim değişikliği diyorum ben buna. İklim değişti. Evet. Başka bir iklim oldu ve ben esasen habere girmeyi de hiç istememiştim. Hamileyim diye. O dönem doktor hamileliğim zor geçiyor diye bana ekranda olmayı yasakladı. Benim bir show programım olacaktı. Dans edip şarkı söylediğim için de. Ay evet. Şey dedi işte yapamazsınız çünkü çocuğu kaybedersiniz. Ben de o zaman işte Kanal D ile yeni anlaşmışım. Yani yapamayacağım diyeceğim çünkü çocuğu tercih edeceğim. Fakat haber programları ciddi anlamda popüler. Ben de çok iyi bir canlı yayıncıyım. Onun için beni devamlı habere çekmek istiyorlar. Ben de diyorum ki haberde ne işim var? Yani ben sadece haber okuyan spiker olamam. Olmayacaksam da orada ne işim var? Fakat sonra işte çocuğun yüzü suyu hürmetine ben bir gece haber programını kabul ettim ve önümde olağanüstü bir şey açıldı, ufuk. Yani bir okyanusa atladım ve bir tarafımla çok örtüştü. Bir tarafım hala o gazeteci, bir tarafım hala yayıncı. Elbette ondan ama vazgeçemiyorsun. Beni besleyen unsurlar bitti artık. Yani canlı yayınlar, güzel röportajlar, güzel sorular. Bir de bizim kuşak, şöyle diyorum, tam zamanında bıraktım bu işi. Şimdi yenileri izliyorum ben. Fatih mesela çok heyecanlı, çok da keyifli götürüyor. Diğerleri de hani şimdi Nevşin'e bakıyorsun. Aynen öyle. Ben mi söyleyeyim hani diğerlerine, Cem'e bakıyorsun. Bu adamlar da yürüyecekler. Yürüme hakları var. Biz çok, çok uzun yaptık. Evet çok uzun oldu. Bizimkisi de hani cılkını çıkartmak da hani o bıraksana bir arkadaş 6 sene yaptın işte devam et. Talk show bırakmam ama o başka onu bir şey. Dediğim ama gibi, bir de biz çok çok iyi kadrolarla çalıştık. Yani sağlam çok iyi haber merkezleri, çok büyük bütçeler. Evet, şimdi Datça'da, Bodrum'da balık tutuyorlar abi. Bizim habercilerin de şey emeklisi böyle oluyor yani. Ya balıkçı oluyor ya daha değişik işler ya da oyuncu oluyorlar işte ne bileyim dolu oyuncu. Ama benim içimde hep sahne aşkı vardı. O var. Yani müzik zaten vardı. Zaten vardı evet. Zaten geçtiğimiz vardı. Programlar, geldiğim programlarda şimdi yayınladık onları. Müziğe tekrar yayınlayıp seni utandırmak istemem. Yeni bir albüm bekliyoruz artık yani. Albüm çıkacak inşallah yazın. Ciddi misin? Çalışıyorum bir yandan tabii. Ne diyorsun ya? Şey tarz ne? Pop.
Pop mu yapacağız? Ama bu kez belki içinde kendi katkım da olacak şimdi besteler. Beste, Emre'yle çalışıyoruz. Beste yap. Evet. Tabii tabii yapıyor. Ya inan ki inanılmaz. Yani şöyle anlatayım. Ya bir babam sınıfta kaldı. Bunu aslında kendim için gösteriyorum. Defne için değil. Aile hocam da gelmişken. Ama acaba hakkındır göster. Hocam bir gösterin vallahi. Göster, buyurun efendim. Göster hep başkaları gösteriyor. Gösteriyorum. Buyurun. Buenos dias sevgili müstakbel Zevcem. Sana da iyi günler sevgili mesai arkadaşım Nazım Bey. Bak mesai arkadaşım diyorum. Neden? Çünkü biz şu anda mesaideyiz. Anlaşıldı. Buenos dias o zaman sayın dekanım. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Çok güzel kokuyor. İyiyim. Her zamanki gibi. Ha, seyahat nasıl geçti? Seyahat seni özlemekle geçti. Bir de bir türlü belli olmayan şu nikah tarihimizi merak etmekle geçti. Nikah değil mi? Çiğdemciğim, çiçekler senin için. Teşekkür ederim ama abartmışsın biraz ya. Ya böyle çok istediler beni ondan sonra şeyden çağırırlar. Amerika'da bu Game of Thrones mu öyle bir şey var. Çağırırlar orada ejderhaya oynar mısın diye ben oynayamam. Şimdi başka bir arkadaşım. Mesut şahaneydi ama o kadar iyiydin ki oradaki. Biz çok eğlendik. Çok eğlenceli. Bir yaz gecesi rüyasıydı öyle diyorum ben. Evet, yani. Çünkü yazın çektik bir rüya gibiydi. Ne mutlu sana ki devam ettiriyorsun. Yani kendi rüyalarının peşinden koşuyorsun. İyi hissediyor musun kendini şimdi? Çok. Kendimi çok iyi hissediyorum. Çok doğru bir yerde olduğumu düşünüyorum. Çünkü kendimle ilgili sevdiğim özelliklerden bir tanesi cesur olmam. Yani ben bu kadar cesur birisi olmasaydım ne televizyon başlardı hayatımda, ne show programım varken bir anda haberci ol dedikleri zaman ona cesaret edebilirdim. Hayatta hangi işe adımımı attıysam etraftan herkes "aa olur mu?" dedi. Biz televizyona başladığımız zaman TRT kökenli olmayan insanlar ekranda sunuculuk yapamazlardı mesela. Biliyorum. İşte uzun dönem işte güzellik kurucularından sayılıyoruz. Evet, kişiler nasıl ekranda olurlar? İşte nasıl haberci olurlar? Binamız sonra bile yok. Yok. Aynen. Evet. Her adım ama o çok benziyor ona. Benim kocam da tam tersi. O çok düşünür, beklen, işe girmez. Ben söyle girer. Mesela Yunus Emre'leri söyledim ben. Bütün dünyaya gidiyor. Rusya, Afrika filan. Ondan sonra geldim Zeki Müren Bey dedi ki benim kovedetim olur musun dedi. Gazino. 5000 kişi. Hoş tiyatrolardan alışıktım ama. Ya yaparım dedi. Beklen dedi. Deli misin ya dedi. Repertuarı o titiz bir de. Çok. Ne söyleyeceğim? Sen Fransızca da söylüyorum. Koca öküzü de söylerim. Ne olacak dedi. Siyah elbiseler, dekolteler arkaya kadar böyle. O sırada başörtümü takıp koca öküzü de söylüyordum. Durun o zaman tam koca öküzü söyleteyim size. Hadi. Vallahi bile. Verin koca öküzü lütfen. Buyurun. Kurtulamadım. Bundan böyle büyük kazık yemem ha. Canın çıkmadıysa çıksın emmi. Ha koca öküz ha körüm. Ha koca öküz ha kaşık düşmanım. Ha koca öküz ha ben koca karım. Lan öküz kadar hükmümüz yok şu dünyada be. Canın çıksın emmi koca öküz. Ölecek zamanı bitti. Bittin de koca karı koca öküz yaptın. Sekiz Mart şarkıları. Bir de Karadeniz şarkım var o da. Paşumdaki yazmanın peverdum parasını. Tapançasız da şey edeceğim diyor. Tabancanın sapını gülle donduracak. Acayip bir şey miydi? Ya hani tabanca hep geçer ya orada. Ben de öyle. Yatmıştı evladım öldü o da. Çok kişi öldü ya. Besteci. Bu sene evet ya pek keyifli geçmedi inşallah bundan sonraki seneler evet. Güzel geçecek bir şekilde. Görkem sana da sormak istediğim birkaç şey var. Buyur. Şimdi herkese mutlu musun diye soruyorum. Bu Polat Alemdar'ı gördüğünde böyle hafif bir titreme giriyor mu acı? Titreme ilk zamanlarda tabii oluyordu. Çünkü ben sete gittiğim zaman gerçekten bizim setimizde Necati abiye karşı ciddi bir hürmet, ciddi bir saygı var. Orada bir aile ilişkisi var kabul etmek lazım. Aile ilişkisi. Başınız da sağ olsun geçtiğimiz hafta. Çok teşekkür ederiz. Sizi arayacaktık evet, burada. Evet ya. Ama değerli büyüğümüzü kaybettik İsmail abimizi. Amin. Necati abiye karşı sette ciddi bir saygı olduğu için zaten sonradan sete dahil olduğun zaman o saygıyı gördüğün zaman ister istemez sen de bir saygı içerisinde bulunuyorsun. Yani o adamı gördüğün zaman hal ve hareketine dikkat ediyorsun, bir toparlanıyorsun. Çünkü öyle bir hürmet var o adama karşı. ama tabii zamanla
Bölümler geçtikçe beraber sahnelerimiz oldukça muhabbet ediyoruz. Aslında ne kadar iyi, çok cana yakın, sıcakkanlı bir insan olduğunu, çok da espiritüel bir insan aslında. Çok. Ya enteresan, geçen de bir telefon konuşmamız oldu. Bir felsefe koridoruna girdi. O çıktı, ben koridorda kaldım. Bir üç saat düşünüyorum tam. Evet. Ya bana bir şey dedi ama tam olarak ne dediğini anlamam gerekiyor diye böyle baya baya o akşam hani felsefe kitaplarını... Çok şen şakraktır aslında ya. Böyle göründüğü gibi yani çok. Hani bizim setimiz herkes hep böyle çok sert misiniz öyle diye düşünen çok. İnsanlar var ama biz sette çok eğleniyoruz. Yok yahu, geldi bizde de. Burada Laf Çok'un ilk sezonda konuk almıştık kendisini. Evet. Gerçekten hani latife yapan, şakacı, gaza getirirseniz goy goy yaparsanız türkü söyleyen. Tabii. Hani gerçekten. Enstrüman da çalar, klarnet çalar. Öyle mi ya? Tabii. Ben bir daha çağırdığımızı unutmayayım. Felsefi tarafı da çok yüksek yani. Herkes onu böyle adam öldüren diye gösteriyor. Yok yahu, vallahi ya güzel. Da ceketini konuşuyor ama öyle değil. Bayağı ağırlıklı yani. Hegel'den bahsediyorsun, tasavvufa bağlıyor hemen. Tabii. Mesela. Bak şimdi o da enteresan. Çok mühim yani. Şimdi Alman kültürünü daha çok biliyor, tasavvufu da biliyor bilmem ne. Bilmiyorum nasıl biliyor ama şaşırıyorum yani. Yaşı da küçük yani, benim gibi hani yaşlı olsa öğrenmiştir bir yerden. Siz kendinize yaşlı demeyin, kurban olayım ya. Siz yaşlıysanız biz neyiz? Bak Polat bana 60 yaş veriyor. Öyle mi? Doktorum da öyle diyor. Hı. Onun için daha büyük yaşımı söylemiyorum. İyi abi. Güzel. 60'sı 60. Daha büyük olamazsınız. Evet, 60'ta kaldı. Necat aynen. Şaşmaz aslında konuğumuz olacaktı ama galiba bir yanlışlık oldu. Bu yanlışlık da tamamen konuk abisinden kaynaklanıyor. Bir de onun hikayesine bakalım. Buyurun. Alo Defne Hanım, merhabalar. Batuhan Yer ben. Müslüman oğlu Batuhan. Evet. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sağ olun, ben de iyiyim. Ya sizi bu akşam konuk olarak ağırlamak istiyoruz da. Tamam, çok teşekkürler kırmadığınız için. Bir de sizden Necati Bey'in telefon numarasını rica edecektim. 48-79. Tamam. Çok teşekkürler Defne Hanım. Akşam görüşmek üzere. Hoşçakalın. Defne sen miyim? Tamam. Alo? Ha, pardon, ben Necati Bey'i aramıştım. Yanlış oldu ben. Ertan Saban'ı arıyorum. Alo Ertan Bey, merhabalar. Batuhan Yer ben. Evet, Müslüman oğlu. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Ya akşam Defne Hanım geliyor, sizi de ağırlamak istiyoruz. Süper. Kırmadığınız için sağ olun. Ya bir de bir ricam olacak. Necati Şaşmaz'ın acaba numarasını verebilir misiniz bana? Hı. 48-79. Emin misiniz? Peki, tamam. Tamam Ertan Bey, sağ olun. Alo. Ya çok özür dilerim, yine yanlış numara oldu. Kusura bakmayın. Hep de aynı numarayı veriyorlar ama. Neyse, Ayla Hanım'ı arayalım. Alo, Ayla Hanım nasılsınız? Teşekkürler. Ben Batuhan Yer. Evet, Mesut Yer'in oğlu. Özür diliyorum, duymuyorsunuz zannettim de. Akşam sizin ekip arkadaşlarınızı konuk olarak alıyoruz. Sizi de almak istedik. Gelir misiniz? Mesut Bey'i kırmayın en azından. Tamam. Çok teşekkürler Ayla. Necati Bey'in telefon numarası var mı acaba sizde? Hı. 48-79. Tamam Ayla Hanım, sağ olun. Hoşçakalın. Sıkıldım. Alo. Ses bile vermiyor artık. Kim kaldı geriye? Görkem Bey kaldı. Alo Görkem Bey, merhabalar. Ben Batu. Müslüman oldu. Evet. Sağ olun, siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Akşam sizin dizinin bütün ekibini topluyoruz da. Evet, sizi de ağırlamak istiyoruz. Tamam. Çok teşekkürler. Akşam görüşmek üzere o zaman. Necati Bey'in telefon numarasını verir misin? 4870. Ya o 4879 bende var. Başka numarası yok mu acaba? Tamam. Teşekkürler. Sağ olun. Hatlar karışıyor olabilir. Alo Necati Bey. Hep bana bu numarayı verdiler ama ya. Ay yok artık. Sizin de sesinizi tanımayacak halde değilim. Ya çocukluğumdan beri ben Kurtlar Vadisi'ni izliyorum ya. Ya işimiz gücümüz var arkadaş. Neye dalga geçiyorsunuz ya? Çok güzel gerçekten ya. Gerçekten de Necat Şaşmaz'la konuştuğum zaman yok öyle bir ses ama. Çok güzel. Şimdi Polat Alemdar sesi bekliyorsun orada ama onun daha böyle tatlı bir sesi. Bu arada Necat Şaşmaz'ı en çok konuk alan da benim. Öyle İlk mi ya? Bana konuk oldu. Ne evet, diyorsun evet. Ya? Tabii. Vay be arkadaş. Show TV'nin... İşte en iddialı yapımı olarak ilk çıkacağı zaman ortaya ana haber bültenine konuk oldular. Osman Sınav, Özgün Aman ve Necati Şaşmaz. Türkiye'yi biz tanıttık. Sen daha şey zaman. İlk zamanlar. O yayınlar bende var. Ne diyorsun ya? Evet, o arada, güzelmiş ama. Arada konuşuyoruz, esprisini yapıyoruz. Kaç? 13. sezon mu şu anda? Evet. 13. Vay arkadaş, 13 sezon aslında ya.
Yani çok şaka değil. Ciddi bir başarı aslında. Batuhan diyor ya, ben sizin Kurtlar Vadisi ile büyüdüm. Evet. Çünkü 23 yaşına geldi, evet Kurtlar Vadisi. Ama gerçekten Kurtlar Vadisi ile büyüyen çok insan var. Ciddi ciddi bir ciddi kitle ciddi var. Öyle bir kitle var yani. Ve hiçbir şekilde bırakmıyor. Bu enteresan. Mesela reyting kemik gitmiyor. Kemiksi abi. Yani bakıyorsun azalıyor mu? Yok. Yani o azalmamış bir kemik kitle var. Evet, perşembe akşamı denildi. Hani böyle şey taraftarmış gibi davranmayalım ama hani birinci çıkıyor yani. Başka da bir durum yok. Sonra şaşırdım mesela. Nasıl hissettiniz mesela? Yüzyılı koydular mesela. Tabii Muhteşem falan koydular karşısına. Bayağı cüret yani. Kurtlar Vadisi'ne. Hocam tabii yani. Televizyonu çok iyi biliyorsunuz. Ama uzatıyorlar. Neden seçtiniz? Neden kabul ettiniz Kurtlar Vadisi'ni? Rol iyi abi. Sonra işte diyorum, benim gibi konuşuyor, bir de serbest. Ben şimdi ilk başta, ilk günü geldim, diyorum ki şimdi bu adama da profesörüm diye bebe sen de diyemem ki. Lafı küfür diye söyleyemiyorum. Ondan sonra ben alttan aldım. Polat'a. Alttan aldı. Yok abla dedi, alttan alma. Ne yani? Hadi be diyeceğim mi? Evet diyeceksin bana dedi. Aa, ben de onun üstüne şey oynadı. Bunlar dedim beni korumak istediler, kovmak istediler ama ben istemedim. Ben ille de kalacağım diye. Aa dedim. Adam star da değil. Star antistar. Evet. İkisi bir arada. Fransa'da bir laf var. La star antistar. Hem star hem de antiyim diyor. Star değilim. Değil yani. Evet, çok şaşırtıcı bir şey. İşin patronu, işin hem patronu hem çok iyi bir yapımcı hem çok iyi bir yönetmen. Ay, senaryoya da gidiyor, karışıyor, geliyor. Tabii. Yani bütün orada geliyor. Her yerde bezi var. Belki onu çekelemedi zavallı. Metin Hanım'ın bu gece. İyi oyuncu koçluğu da sağ olsunlar. Yapıyor yani. Şaşmaz. Yani belki baştan sonra hepsini çekebilirdi. Yok, yapıyor ya dolu evet, olduğunu bildiğimiz evet. Için. Ya şu sıralar ödül törenine katılamadı adam ya. Çok iyi yani. Gerçekten bir sorumluluğu var. Evet ya. Bu iyi bir şey ya. Hatta sen niye kabul ettin? Riskli değil mi senin için? Rol usta, rol iyi. Rol iyi, rol. Rol ne geldi? Ne dedi sana abi? Ya nasıl geldi rol? Serdar Ak, şimdi şöyle. Necati Bey bu işin babası. Her baba gibi evladına sahip çıkıyor her anlamda yani. Onun evet, titizliği, hakikaten. Onun titizliği takdire şayan. Aynı zamanda yarı babası da Serdar Akar, amcası sayılır. Yani Serdar Ağa'yla da yıllardan beri çalıştığımız için, ben baba gibi sevdiğim için. Hani hep birkaç sene önce bir şey daha teklif etmişlerdi, kısmet olmadı. Hani bu sene öbür sene, bu sene de böyle bir şey gelince Serdar abi de bence göz atmalısın deyince. Zaten hali hazırda ben çalışmıştım eskiden Pana filme. Bu ikinci işim Pana filmi. Öyle miydi? Tabii bir kadın tanıdım diye bir iş yapmıştım. Bir TRT. Kadın tanıdım, bravo ya. Ekin'le beraber. İki taraf memnun kaldı demek ki birbirinden, ki konuşmaya devam. Bir de Serdar, yani sen de bilmiyorum o şeyden misin, bir oyuncu yönetmen ilişkisi vardır. Yeah, kesinlikle. Ve onlar hep birlikte evet, yürürler. Evet, evet. Sen evet. De galiba o tarzı evet, seviyorsun. Evet, evet. Yönetmene yani üstadın yanında böyle konuşmak şey olmaz. Ya estağfurullah oğlum. Ben etmek ama. Sen benden ileri olacaksın ki. Estağfurullah. Ben de ölümsüz olayım. Çok güzel laf ya. İşte ne diyeyim ki bu laftan sonra? Bilmiyorum yani. Başka bir şey sorarız. Şöyle ben öğreniyorum ya. Şey yani. Ben 5 yaşındaki çocuktan öğreniyorum ayol. Odur değil mi? Bitmez. Biter mi ya? Bitmemesi lazım zaten. Ay, neler söylemiyorlar ayol. Ya onlar da çok gıybetçi oldu bu şeyler. Çok ya çok iyiler ayol. O 5 yaşı görecek. Çocuktan al haberi doğru bir şeydir değil mi? Yani bütün kuşaklar evet, boyunca ayol. Ondan alırsın haberi. Evet. Ne güzelmiş. Biz anne çocuk değiştiriyoruz şey. Yani çocuk anneyi oynuyor, beden dilini okuyoruz annenin orada. Bu enteresan bir şey. Seni çok seviyorum. Diyor mesela. Şimdi anlayacak 5 yaş. Seni çok seviyorum. Isırırım seni diyor mesela. Belertme gözünü çocuk anne. Çocuk olsa. Ne diyecektin, hadi söyle. Çok yani yönetmen oyuncu ilişkisinden bahsediyorum. Ya işte şimdi hocam yani. Tanıyorsun, gözünden anlıyorsun artık adamın ne istediğini. Ya usta çıraksa mesela. Yani ve 2500 seneden beri tespisten bu yana böyle geliyorsa bu iş. Yani önemli tabii. Evet. Yani ustan. Serdar Akar önemli. Eyvallah. Aydın Bulut önemli. Tabii. Yani Nuri Bilge Ceylan önemli insan bunlar. Bunlar tabii. Yani. Peki ister misin mesela işin yönetmen sokağına da geçmeyi, orada da olmayı, bilmem. Yönetmenlik yapmayı? Arkadaşım geçti işte, Ali Atay. Ali geçmek geçti. Istedi. Ali geçti, fena da geçmedi bence ya. Gayet de keyifli oldu yani. Tatlı sen oldu. De bir denersin artık.
Ali'ye söyleyelim, gaza getirsin o zaman seni. Bakalım beraber belki limonata 2'ye gireceğiz. Limonata 2'ye, limonata iyi iş ya. Limonata iyi iş. Yani bizi yaptığın hiçbir işte şöyle diyelim, şöyle şaşırtmadın. Daha doğrusu üzmedin. Yaptığın hiçbir işte. Dolayısıyla ben fazla mı fanatik konuşuyorum? Seviyorum adamı. Yapacak bir şey yok ya. Sevdiğim adama söyle. Defne'nin suratını yıllarca söylemiştim vardır. Hatta canım, o şey rolü de o yüzden. Defne Samyen'in suratını onu sevdiğimi söyleyebilir miyim diye. Ama ne bileyim abi, eşi de geliyor şeyde. Karavanın yanında duruyor koca profesör. O da arkadaşımız. Nasıl ezeceğiz? Abi iznim varsa sayın hocam. Defne, bu keyifli sinema düşünüyor musun? Yapacak mısın? Düşünüyorum. Düşünüyorum, hatta bir yandan senaryo yazıyorum. Kısa film falan da çekmek istiyordum ben. Ben de kendi belki öyle başlamak iyidir. Evet, evet. Yani ben artık kendimi sanata adamak istediğim bir döneme girdim. Harika. Beğenilir beğenilmez önemli değil. Ben elimden geleni yapayım, öğrenmeye devam edeyim. Ölünceye kadar öğreneceğim zaten bir şeyler. Tabii tabii. Bu da kendini bir ifade şekli, ona inanıyorum. Biz bir şekilde hep İnsanlara ulaşacağımız işlerin içinde zaten oluyoruz. Müzik benim hamurumda hep vardı ve zaten olmaya devam edecek. Oyunculuğa bir tutkum olduğunu hissettiğim andan itibaren şimdi bir çocuk merakıyla etrafındaki her şeyi, bilgiyi absorbe etmeye çalışıyorum. Ve kendimi deneyip yeni alanda öğrenmeye devam ediyorum. Ayla abladan bu akşam muazzam bilgiler aldım. Müthiş ya, ya. Çok şahane. Ya bedavaya getirdim, de konuştuk. Yani harika. 12 seans workshop bedavaya geldi. Özet geç desek bu kadar geçilirdi yani. Parasal vallahi değeri ya, inanılmaz. Yok tabii canım, limitsiz. Bu programın CD haline getirip yarın satmaya başlayalım arkadaşlar. CNN Türk'ten gizlice yapalım bu işi. Oyuncudan rejisör olup rejisörlükten hocalık yaptığın zaman tabii çok şey öğreniyorsun. Bütün alanı görüyorsun. Yani. Evet. Mesela şimdi son yani, ben kadınlarla ilgili hep yaptığım için Troyalı kadınları koymuştum. Sartre'ın doğrudan doğruya bizim Kurtuluş Savaşı'mıza benziyor mesela. Ama o onu biz tarihçiler de kabul koydum, ediyoruz hocam. Tabii. Ondan sonra kadınlar oyunu koydum, Boşlukta Kadın diye. Bütün başlarına gelen kadınlar hem kendileri yazıyorlar hem kendi probleminden çıkıyor. Tam yaratıcı drama ilkelerine oyun çıkarıyoruz. Mesela Anadolu tanrıları dedim. Aslında Yunan tanrıları, Yunan ama tanrıları. Biz Azrail Hatçıyız biliyorsun. Naili Muratavlar, Türk masalları yani filan. Onlardan olduğu için Anadolu tanrıları dedim. En eski amfiteyatrda oynadık 3-5 bin kişilik. Anadolu tanrılarında görsen esprileri. Ooo, Niobe var böyle ağlayan, öbürü işte çocuklarımı öldürdü diyor. Gasra'ya git, ağlayan analar, çocuklarını arayan diye. O 3000 kişiyi nasıl dinamit bugüne getirdiler, sarayları filan da. Diyemiyorum şimdi. Müthiş bir şey, anladım. Seni alır götürürler. Beni aldılar götürdüler. Aynı hocam kimden hemen diler. Ondan sonra çığırırsın. Abi bir şey söyleyeceğim. Bu şey güzel ama ya. Hani bahsettiğin şey. Hayır, nasıl ya, benzetiyorlar. Şimdi, biz bunu tartışıyoruz. Ay çocuklar ağlıyor. Belli ki çoluk çocuk gelmişler. O kadar kişi. O Anadolu Zeus'u filan. Tabii ben biraz onu seyirci de gününe getirsin gibi koydum ama dans tiyatrosu gibi. Bu deniz tanrısı köpüklerin içinden çıkıyor. Poseidon geliyor böyle. Poseidon'la başlıyor. Selamun aleyküm. Ondan sonra Prometheus'le bitirdi. Eyvah ya. Marco Vizyon'u koyuyorum. Prometheus'de Hiroşima mantarını koyuyorum abi. Nasıl oynamam? Daha bu insanla ne yapayım diyorsun ya. Doğru da. Anlıyor musun? Daha yani ne yapayım bu insanla? Anlıyor bravo musun? Bravo hocam. Bravo vallahi. Ve orada diyor ki ben size güneşi getirdim. Hakikaten hiç laflarını değiştirmedim abi. Tekst öyle, Yunan tekstinden tercüme. Size dedi güneşi, günü getirdim. Güneş içinde odalarda yaşayın diye siz karıncalar gibi yerin dibine girdiniz dedim. Bastım mı Hiroşima'yı? Daha beterini de yaptık. Hiroşima. Mantar. Doğru. Hala çoluk çocuk ters. Ya da doğru, şeydeki. Hala etkisi var. Bir son koyduğum bir oyun var. Yalnız mitolojiden Çağdaş'a nasıl güzel geldi fark ettiniz mi? Zırt diye getirdi. Hayır bizi. Onlar getiriyor abi işte. Öğreniyorum dediğim o. Yani evet, biraz kendim yakınlaştırdım. Bilmediğim bir şeyi koyamadığım için ama... Lena ile Leyla'yı koyduk. Bakırköy Tiyatrosu'nda oynuyor. O gerçek gerçek bir röportajdan alma. Ukraynalı bir kız, Türkiye
aşık oluyor da çocuğu olduğu için getiriyorlar. Onu Leyla yapıyorlar. Kur'an'ınla, namazınla filan. Ve kadın şizofren oluyor yani. Kimlik değiştiriyor. Sosyolojide okumuş bir kadın. Şimdi o oyunu koyduğum zaman asıl kadın da geldi seyrediyor. Şaşırdı, sen nereden anlıyorsun dedi benim duygularımı. Ayol dedim, sen kültür şeyi geçirdin, farkında değil misin? Bizim şey gibi Süleyman'ın neydi o Down sendromu oldu. Hangisi? Ama 100 yılda Halit'le oynayana. Ha. Doğru diyor. Neydi Alman kızının ismi? Hürrem. Hürrem. Meryem. Meryem. Down sendromu Hürrem niye oynadı kadın? Şimdi söyledim, haber yolladım ona. Dedim ki bak yavrum, ev aç kendine. Otelde oturuyor. Hiçbir şahsi şey yok, anlıyor musun? Art terapine. Anladım. Mesela Alzheimer'ları biz katiyen ev değiştirtmeyiz. Değiştirecekse objesi orada. Beyin siliyor, bedenin ruhu silmiyor. O onu görünce beden hatırlıyor, ürperiyor. Anlıyor musun? Onlar. Dedim ki kendi objelerini getir, ev kur burada dedim. Kendi coğrafyanın evet. iklimini getir. Yani. Şimdi geldi o şey, tekst geliyor mu? Otelde. Otelde ezberini yapıyor mu? O suite var. Hiç kendi objesi yok otel. Oteller zaten benzer birbirine. O kadar gezdim. Bana diyorlar ki çok şey gördün, yok dedim. Otellerin bazı şeritinden tavanı böyle. Şeyim gibi donun ki başka türlü uyandığında. Dedim teksti alıyor, şeye gidiyor orada, çekime gidiyor. Ondan sonra bu hayat deyince Halit'e dedim ki ya dayanamadınız mı Halit? Yani bu ne kadar hasta olabilir dedim bu kız dedim. Nasıl böyle kovarsınız? Ayla abla diyor, ne yapalım ki ezber yapmıyor. Tekst geldikçe şey demiyor başlıyor. Bunu söylemez bu karı. Aa. O kadar Hürrem oldu anlattı. Allah nasıl bir mahşet çıktı ki. Hastalık bunu söylemez diyor. Ezber de yapmıyor dedi, ne yapalım. Ondan sonra gitti. Sonra geldi ama. Böyle zamanlarda sonra habercilik kanı kaynamıyor. Sen deli misin? Bak çocuk doğurdu. Oldu değil mi? Geldi. Kendi bir şey var. Kendine ait bir şey onu var. Onu o yapa. Götürecekse de otele onu götürecek. Evet, efendim, bence düşmeyecek de. Ya bence Allah Allah. Bu bunun da şeyi var. Oo, çok ciddi bir kız. Çok ciddi bir kız. Peki, çok harika. Görkem maç mı musun normal hayatta da? Soranlar var da hani söylemesek olmaz yani. Yani maçoluğumuz var. Var mıdır öyle? Böyle alemlere akış falan filan. Alemlere akış değil, maçoluk neye göre yani? Böyle... Maçoluk aslında kadına sahip çıkan adam demek. Evet şey. Kadına. Geçenlerde şey yaptım. Okudum bir yerde. Kadına mutlaka tabii abi. Sahip eyvallah. Çıkarız her zaman. Saygımız vardır, sahip saygımız çıkarız. Saygımız vardır, sahip çıkarız. Çukurova çocuğuyuz. Kadına şiddete kesinlikle hayır. Tamam, burada, gayet güzel. Burada değinmek istiyorum. Bizde de yanlış olmaz bizde yani. Bizde de yanlış olmaz. Biz de kendimize göre bir makineyiz falan. Yani. İlk canlıyım. İlk şey yapacağım. Adam olacak çocuk. Ben bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten efsane bir konuk olur. Bundan ya işte, sen yandın. Ya çok bu performans alıştım. Çıkarmasaydı sıkıntı yoktu da evet. Çıkarttın. Her zaman çağırsan her zaman gelirim abi. Eyvallah. Hiç önemli mesela değil. Şeyde, yolu falan işaret etme. İşi de böyle yani. Almış biliyorsun. Bir şey söyleyeyim ama çok böyle 2-3 saniye bakışla almış adam ya. Bu kadar net yani işini almış. Mesela Ertan'dan da çok korkarlar. Der ki Ertan konuşur mu acaba? Yani şeyde oyunculuğu gibi midir acaba? Yani böyle sert bir şey vardır yani duruşu. Ya konuşuyor abi şakır şakır. Adam tiyatro kuramından başladı. Şeyden çıktı. Jiu-Jitsu'dan çıktı. Oradan tamirhaneye girdi. Ertan konuşkandır. Çok konuşkandır. Çok şeydir. Çok harika ya. Sevimlidir. Ben keyifli oldum. Çift sıfırdan bu yana konuştuk. Bakalım manşetlerde neler çıkmış. Kurtlar Vadisi pusuyu ağırladık diyeceğiz ama değil ya. Burada bayağı bildiğiniz ustaları ağırladık. Bedava da tiyatro dersi işte biz. Çok sevgili seyirciler, Büyük Usta Ali Algan konuğumuz bu akşam ve dedi ki rolüm yüzünden saçımı yıkayamıyorum ve boyayamıyorum. Kuaförle koca sık değiştirilmez. Beni gerekli sahnelerde yazsın senaristler. Modern opera yaptık, tiyatroya kaçtık. Amerika'dayken anlattıklarım oldu. Müjdat'la Ali elimde büyüdü. Müjdat Kezen, Ali Poyrazoğlu. devam ediyoruz efendim. Duyguları gözüme vermeyi Sadri Alışık'tan öğrendim dedi. Abi. Daha bir sürü şey söyledi. Onu bizden CD ile satın alabilirsiniz. Buyurun efendim. Sevgili Ertan Saban konuğumuzdu ve Ertan dedi ki ilk oyuna girene kadar tiyatro binalarından korkardım.
Üsküp'te şu oyunu oynadım. İstanbul'da bunları yaptım. Onunla şu işte, bununla bu işte birlikteydim. Asistanlığını da yaptım. Dövüşü de babam öğretti. Ayla Algan arada girdi. Ben o zamanlar Amerika'daydım. Bu arada ben hep komedi oynamak isterdim dedi. Devam ediyoruz. Sevgili Defne Samyeli ile birlikteydik. Aksiyon filmlerine bayılıyorum. Dövüş sporlarına da ilgim vardı. Ajan olmak istiyordum. Oraya gittim, ders aldım. Sonra buraya gittim, ders aldım. Ardından şuraya gittim, ders aldım. Bir gün bana bu rolü sundular. Şimdi Kurtlar Vahsi'ndeki kızım. Ayla Algan, mitolojik tipleri oynasın bu kız. Mitolojik evet, tipleri dedi. Devam ediyoruz. Biz bir aile uyumuz var ama. Ve Görkem sevindik. Hikayem Adana'da başladı, İstanbul'da devam etti. Beni gördü, kimsin dedi. Ben Görkem dedim. Ne yapıyorsun dedi. Buralardayım dedim. Böyle bir tip arıyordum dedi. Yapma abi, heyecanlanırım dedim. Diziyi izler miydin dedi. Evet dedim. İstediklerini alana kadar beni denediler. Sonra oldum ben. Oldum ben. Bitirdi geceyi. Çok güzel. Yani oyuncu olay oldum ben canım. Daha da izale abi. Afiyet. İnşallah. Şu eyvallah. Kurtlar Vahsi yani bildiğiniz gibi perşembe akşamları kendi yerinde, kendi saatinde devam ediyor yolculuğuna. Ali hocam, şeref verdiniz. Sağ ol. Yani varlığınızda gerçekten sen de. Neşe kattınız. O nazar boncuğu da harikaymış. Evet, o çingeneli. Bir de böyle içten gelince çok daha keyifli olmuş. Vallahi. Yine bekleriz bir boş zamanınızda. Sağ yine ol. Saçlarınızı böyle dağınık ne bırakmışken. Ne zaman istersen, yok artık kendime döneyim biraz da. Peki eyvallah ya. deminki şeyiniz bana rahmetli Halet Çambel hocayı hatırlattı. Değil mi? Halet hocayı bilirsiniz. O da Toroslar'da. Evet. At sırtında evet, sağ araştırması evet yapıyordu. O açık müzeyi nasıl yaptı o? Ve o neler biliyordu o müthiş, kadın. Müthiş. Hakikaten de çok güzel. Turizm Bakanlığı'nda var onun kitabı. Mesela kızlar o üçgenler yaratma edimidir aslında. Ama onu soketine yaptığı zaman çorabına, o demek ki evlenmek istiyorum. Of. Annesine bir dil. Ne diyorsun? Yani o kadar güzel ki bak. Evlat. Sizi oradan. Ha, biraz öyle. Onun öyle, da böyleydi saçları. Halit Hoca'nın da öyleydi. Benim bağlantım vardı çünkü. Onun için yapamadım saçımı. Eyvallah, eyvallah. Evet. Yıllar öncesine gittik. Bizim arkeoloji bölümünün kurucusudur büyük hocamız. Nur içinde yatsın. Muhteşem bir kadındı. 100 yaşına kadar at sırtından hiç inmedi. Evet. Ve arkeolog Şahane olarak yaşadı, arkeolog olarak öldü. Ertan Saban çok teşekkür ediyorum. Erman'a selamlar, bütün dostlara selamlar. Sen biliyorsun Arnavut'a diyeceğini. Japonlar hariç evet. Kabul ediyoruz. Defne çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Muhteşem gidiyorsun. Benim ekstra bir şey söylememe gerek canım, yok. Canım çok teşekkür ederim. Burada olmak bir zevk. Eyvallah. En sevdiğim televizyon programı. Eyvallah. Gerçekten. Burası dükkan bizim açık ya işte. Harika. Dedim ya hocama tat mutlası gidiyoruz. Her fırsatta geliriz. Eyvallah. Baba geçmiş olsun, bitti. Ya çok teşekkür ederim. Olay bu yani. Vallahi bayağı böyle bak, bir rahatladık işte. Ama tam bir rahatladık programı. Tam bir rahatladık programı ya. Ama bir şey, bir şey istiyorum yapalım. Piyano da var. Bir gece gelelim burada şansonlar yapalım. Çok sevinirim. Tabii. Harika olur. Yani direkt rezervasyonu siz yaptırın, ben açarım dükkanı. Hiç sıkıntı yok. Sizden para da alacağım. Sizin yapmayalım. Valla kalıcı bir şey olsun. Tamam, bu sözü aldık sizden. Tamam. Çok teşekkür ediyorum tamam, tekrar katıldığınız için. Çok yarın akşam çift sıfırda yine burada Laf Çok diyeceğiz. Bekleriz. Kaka'nın en afillisi, sorunun en efendisi. Her gece stüdyoda burada Laf Çok yayında. Çok. Burada Laf Çok, burada Laf Çok, burada Laf Çok.